Efendim TVT ekranlarında 4x4 futbolla bir pazar akşamında daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Osman Altunterim, Erdal Hoş, Cüneyt Kaşeler ve Ergin Aslan'la beraber her hafta olduğu gibi yine futbolun gündemini konuşacağız. Malum transfer dönemi bitti, kulüplerin son durumunu değerlendireceğiz. Alınan satılan oyuncular var, bunları konuşacağız ama daha öncesinde milli takımla başlayacağız ki milli takımımız biliyorsunuz Dünya Kupası 2018 elemelerinde ilk maçına çıkacak. Yarın saat 21.45'te Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek millilerimiz. Bu maçı da Zagreb'te deplasmanda seyircisiz oynayacağız. Bu maç öncesinde de son gelişmeleri konuşacağız. Bugün Fatih Terim'in basın toplantısı vardı, onu değerlendireceğiz. Artı milli takımda takıma alınmayan oyuncular vardı, bunları konuşacağız. Ama tekrar bir hepinize bir hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Milli takımla başlayalım diyorum. Tersten başlayalım bugün. Ergin'den başlayalım. Erdal abi müsaade edin. Yalnız terste olduğun kanıtlandı böylece. Aynen. Şimdi normal gidişat böyle diyor bizim. Tersten abi. En gencimizden. Burada en gencimiz. Ben Deniz'i diyor. Osman Deniz, Osman. Ergin Can. En genç aynı yaştayız Osman. Abi sen de biz. Öyle görünüyor. Ay farkı vardır. Genç yani. Osman. Şimdi milli takımın özellikle şunu konuşmak lazım. Maalesef ki yıllardır... Aslında neyi konuşacağımızı bir şey yapalım. Yani önce şu şeyi bir konuşmamız lazım. Yani bu 6 tane oyuncu var alınmayan. Evet, işte Arda Turan, gireceğim. Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Hakan Balta ve Gökhan Gönül. Bu 6 oyuncunun alınmaması kararı ve bunun beraber getirdiği polemikler falan, bununla önce bir başlamak evet. lazım herhalde. Bir basın toplantısı var orada sonra soruyu açıklama yapılmaması. Evet. Zaten o konuyu sana ayrıca soracağım. Maalesef bu bugünün ya da bu dönemin bu oyuncuların sorunu değil. Yaklaşık bir 10-15 belki 20 senedir biz milli takıma dair saha %10'u kalıyor konuştuklarımızın. %90'ı hep saha dışı. Kişisel ilişkiler, medya ilişkileri, teknik falan. Yani milli takıma dair sahaya yönelik konuşamıyoruz. Bu bizim suçumuz değil. Yani belki bizim de medya olarak suçumuz var ama direkt bizim suçumuz değil. Şunu söylemeye yani çalışacağım. Çok da sütten çıkmış akışı değil, değil ama yani. Direkt etkili taraf olmadığımız için o açıdan söylüyorum. Şimdi dönem itibariyle kötü bir süreçten geçtik. Yaz döneminde kötü bir turnuva geçirdik. Talihsizlik, daha önce çekilmiş Dünya Kupası eleme grup kuralları 3 tane iyi hazır yükselişte olan takım denk geldi. Şimdi ilk 3 maçımız da işte İzlanda, Ukrayna, Hırvatistan'la oynayacağız. Belki bu geçiş sürecini alacağımız resmi maçlardaki skorlarla biraz tolere edebilir idik. Böyle daha tabiri caizse dişimize göre takımlar olsaydı. Bu da işin başka bir talihsizliği. Şimdi yazın yaşananlardan sonra biz kamuoyu olarak bir şey bekledik. Yaklaşık 24 takımın 15-16'sının teknik direktörünü dinledik bir şekilde. Neden olmadı, neye olmadı, işte ya istifa ya bir şey oldu. Biz bir şey bekledik Fatih Hoca'dan kamuoyu olarak. Bunun cevabını alamadık mesela. Koca bir Temmuz ayı geçti, Ağustos ayı geçti. Hadi Ağustos şeyden sonrasını bir kenara bırakalım yaşadığımız yani o. 15 Temmuz'a kadar olan süreci evet. değerlendirebiliriz. Evet, evet, yani ondan evet. sonrası çok evet. bambaşka bir mesela o vardı. Sıcağı sıcağına yapılması gereken turnuvadan sonra bir açıklama bir şey vardı ki Fatih Hoca aslında bunun şeyini verdi. Sordum. Ben gerekeni yaptım. Artık benden çıktı. Benim anladığım şu, istifamı sundum, kabul edilmedi. Bunu anladım. Ama bunun da kamuoyu olarak bizim biliyor olmamız lazım. Niye? Milli takım dediğin şey bir kamu. Kamuya ait bir şey. Bu kadar çetrefil yaşanırken oyuncular giriyor çıkıyor, kavga çıkıyor, o kadroya alınmıyor falan. Bunun gizli saklı kalma gibi bir şey yok. Biz burada kara deliklerin sırrını çözmüyoruz. Atomlardan, kuarklardan, kuantumlardan bahsetmiyoruz. Futbol. Hepimize ait olan bir milli takım. Kulüp takımı da değil. Dolayısıyla kamuya ait olan bir şeyin bu kadar böyle sırlar varmış için içerisinde, böyle enteresanlıklar varmış. Bunlara gerek yok. Çok şeffaf, net, herkesin yükü omuzundan atacağı şekilde en başta Fatih Hoca'nın net olarak koyarsın. Sen üstüne düşen payı alırsın. Oradaki sorumlular kimse üstüne düşen payı alır. Kamuoyu vicdani ve yorumsal anlamda rahatlarız hepimiz. Önümüze bakarız. Hal böyle, hep böyle puslu, kapalı, fanus içerisinde kaldığı sürece bu çetrefil, bu konuşmalar, bu gündem devam edecek. En büyük sorun aslında bu. Şimdi ben bir futbol sever olarak baktığım zaman dışarıdan şey beni ilgilendirmiyor. Arda'nın ne yaptı, Burak'ın ne yaptı, Hakan Çalhanoğlu'nun ne yaptı. Beni ilgilendiren şey o dönem itibariyle milli takımın en hazırı, en iyi, en formdası kimse bunu oynanması. Diğerlerini bilmediğimi varsayarak konuşuyorum sokaktaki bir adam olarak. Şimdi 5-6 tane adam alınmadı milli takıma. Bu mesaj şu mesaj aslında diğer tarafını bilmeyen için. Diyorsun ki tamam, milli takımdaki yaz sürecinin kabahatleri belli oldu. Burak, Gökhan, Caner, Hakan Balta, Arda Turan diyorsun. Sonra
biz yepyeni bir sayfa açıyoruz cevabıyla geliniyor sana. Diyorsun ki ya kardeşim o zaman biz 20 yıldır 3-4 defadır yapılanıyoruz hep Fatih Hocam seninle. Burada yapılanamayan ne hikmetse futbolcu, medya, taraftar falan filan. Yani hep sen yapılanıyorsun, burası yapılanmıyor. Artı Arda'nın en bitik döneminde, ki ben bunu yazdığım için de burada anlatıyorum. En bitik döneminde Avrupa Şampiyonası'nda sahada gördüğüm Arda'yı ıstıklanan, yuhalanan, ki bu bağıra bağıra gelen bir süreçti. Bunun yaşanacağını bile bile sahada tutulan, ısrarla oynatılan Arda'nın şimdi patır patır gol attığı Barcelona gibi bir yerde, tam yükselişte olduğu yerde kadroya alınmayışı da diyorsun ki şimdi hani kamu yararı, hani milli takım, hani milli taraf mı şey diyorsun, diyorsun yani. Yoksa kişisel husumet ya da kişisel ilişkilerinizden dolayı mı olduğu dediğin andan itibaren iş başka yere gidiyor. Niye bunları söylüyorum? İşin kapalı olan tarafını kamuoyu olarak bilmememizden dolayı beni bu yorumlara itiyor. Bileceğiz biz bunları. Bunları bilmek herkesin hakkı. Çünkü o zaman sen değerlendirmeyi sadece sportif olarak yapmak zorunda kalıyorsun. Bunlar geliyorsa eleştiri olarak, o zaman bunu sen fanusun içerisinde tutuyor, kusura bakma kabulleneceksin. Ya da diyeceksin ki bu adam bunu yaptı yüz kızartıcı, şu adam şunu yaptı, şu adam milli takım aleyhine bunu yaptı içeride. Bileceğiz, biz de ona göre konuşacağız. Bunları niye tutuyorsunuz bu kadar da bizi böyle konuşturuyorsunuz? Çünkü biz Ocak, Şubat, Mart, Nisan bunları hep konuşacağız o zaman. Anlatın kardeşim. Gazeteci geliyor soru soruyor. Sen biliyorsun ya daha iyi. Şimdi hayır, gazeteci bunu bilebilir, yazar yazmaz ama işin başındaki adam olarak senin bunu kamuoyuyla paylaşıyor olman lazım. Paylaşmadığın sürece bu iş böyle devam edecek deyip topu atayım. Orada hemen şöyle geçelim. Güzel bir yerde oldu bu. O polemiğin polemik konusunda işte 3 aşağı 5 yukarı hepimiz aynı fikri savunuyoruz herhalde. Burada sonuçta bir meslek icra eden birileri olarak yani gazeteci soru sormakla yükümlüdür. Ve gazeteci sorusunu sorarken hesap yapmaz. Kamu yararına bir iş yapıyorsunuz sonuçta. Ve sizin amacınız bilgilendirmek, bilgi edinmek. Hem kendinizi tatmin açısından hem de kamuoyunu tatmin açısından. Dolayısıyla mesela bir şey vardı. Polemik işte dün de devam etti, bugün de devam etti. Mehmet Demirkol'un bir takım açıklamaları falan oldu. Orada temel konu şu. Fatih Hoca dedi ki biliyorsunuz hepiniz. Hani bu şey gibi hepiniz tam orada. Tam şöyle dedi. Dedi ki Mehmet dedi. Sen benden daha iyi biliyorsun aynen. Dedi. Süreci de oradan bir geçiş yapalım. Ne oluyor yani? Daha iyi biliyorsun, bana söyletmek istiyorsun dedi. Ondan sonra ben de o zaman radyodan dinliyordum. Hatta o zaman da dedim ki Mehmet Demirkol biliyor. Yani Fatih Terim'in tırnak içinde söylüyorum ifadesi bu. Şunu biliyorum ben. Yalnız o da şey değil mi? Direkt sadece Mehmet demedi. Siz daha iyi biliyorsunuz. Tamam. Dedi yani. Şöyle bir şey var. Fatih Hoca da sanıyorum bunu söyledi. Hırvatistan maçından önce bazı spor müdürleriyle hoca da sohbet ediyor. Geç saatlere kadar. Otelde. Sahur yapıyorlar. Efendim? Sahur. Ha, otelde konuşuyorlar. Bak Hırvatistan maçından önce. Ondan sonra bilenler var yani bu konuyu. Hatta Şansal Büyüko da yazdı. Ben de biliyordum dedi. Hatta ilk bu alevi yakan Şansal Büyüko'nun köşe yazısıdır. Ben de diyorum ki kendi adıma Cüneyt Kaşeler olarak. Ben gerçekten bilmiyordum. Ben bugün bir istihbarat yaptım. Kabaca onları da anlatırım. Ya herkes biliyor ama bilmiyor gibi davranıyor. Ergin çok güzel bir şey söyledi. Burada utanılacak bir şey yapanlar olduysa bu onların utanması gereken bir konu. Bir. İki. Ben de diyorum ki yine Ergin çok güzel bir şey söyledi. Bu futbol. Yani bu devlet yönetmek değil. Yani orada mesela Şansal Büyük orada üstad diyelim diyor ki cümle yazısında kalkışma yapıldı. Şimdi bir saniye. Ben buna itiraz ederim. Ben niye biliyor musun? Yani. 15 Temmuz'u ucuzlatmaya gelir bu çünkü. %100. Şimdi orada olanı hepimiz gördük. Bununla onun yani o kelime çünkü oraya bir gönderme değil mi? Orada da bir şey yapıldı. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Ufak bir istihbarat yaptım. Arda Turan, ondan sonra Burak, işte Gökhan Gönüller, Caner'ler bir grup. Yani şu alınmayan grup diyelim. Alınmayan grup hakikaten Fatih Terim'e karşı milli takımda davranışları hoş değil. Hatta gece kamptan ayrıldıkları da söyleniyor. İzinsiz şekilde. İzinsiz şekilde Fransa'da. Emre'nin kaptanlığından sonra Arda'nın kaptan olmasıyla ilgili Arda'nın milli takımda kendiyle ilgili konuşmalar yaptığı ve ondan sonra verilen yemekleri bile yemedikleri. Bundan sonra bu. Yani dükkan benim diyor burası ya. Burası benim gibi. Ha, ondan sonra orada verilen diyetisyenin özel hazırlanmıştı. Fatih Terim'in ayarladığı o yemekleri yemeyip biz kendi kafamıza göre yemek yiyeceğiz. Sabah 4'lere kadar odalarında oyun oynadıkları vesaire gibi şeyler var. Tamam mı? Yani uyumayıp ve Fatih Terim'in otoritesini sarsıcı hareketler yaptıkları var. Bunları da herkes de biliyor. Ben Mehmet Demirkol'la da konuştum bugün. Onun soru sormasından dolayı biz teşekkür ederiz hepimiz senin dediğin gibi. Ben de tabii. Ama benim itirazım şuna. Ben sordum orada ki benim de bildiğim şeyler var ama bir gazeteci doğrulatmadığı iddiaları yazarsa bunlar ciddi iddialar. En az iki kaynaktır bir de bu yani. Bu ciddi iddialar ben de o yüzden söylemedim dedi. Doğru yapmış. Karşısını alacakları ile ilgili.
Ama bir dakika. Ben de diyorum ki biz de bir açıdan biz bu halk, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız değil mi biz de? Bizim de haber alma hakkımız var. Şimdi bizim kaynaklarımız olmadığı için ben İbrahim Seten, Şansal Büyükağa, Mehmet Aslan olmadığım ya için. Tayfun Bayındır. Tayfun Bayındır. Ben Antalya'ya bile kendi cebimden gidersem gidiyorum. Yani herhangi bir kurum yollamıyor. O yüzden Fransa'ya da gitmedim. Ben bilmiyorum bunları. Bilenler de anlatmayınca ben de diyorum ki burada o zaman Ergin'in dediği gibi bambaşka bir film dönüyor. Niyeyse anlatmıyorsunuz yani. Ama çünkü herkesin yakın ilişkileri var. O dönemde zaten transfer görüşmeleri de var. Gökhan'ın, Caner'in, Mehmet Topal'ın da hatta. Bunlar da etkiliyor. Şimdi ben buradan dönüp duruyorum. Diyorum ki bunları o zaman basın. Ben olsam derdim ki hocam benim bildiklerim bunlar bunlar. Ama ben bunları açıklarsam. Bunlar doğru mu yanlış mı? Ben bunları açıklarsam ben iddia etmiş olurum. Ama siz bu arkadaşları tıpkı Ergin'in dediği gibi en iyi döneminde almadıklarınız var bunların içinde. Almadığınıza göre bunlar doğru ki siz almadınız. Ve Fatih Terim ne dedi? Bu ülkeye yapılmış saygısızlıktır. Ben kendime yapılmış hissetmiyorum. Şahsına yapılmış bir şey değildir dedi. Dedi. Demek ki bunlar da doğru. Ben olsam bunu doğru orada doğrulatırdım. Bunu söyledim. Eğer Mehmet Demirkol'a da o soruyu sordu diye eleştiren varsa bu meslekten ihraç bile edilsin. Öyle şey olmaz. Yani ben bir sürü basın toplantısında soru sorduğum için bana da çok büyük tepkiler de geliyor ama gazeteci senin dediğin gibi kamuoyunu aydınlatmakla ilgilidir. Yani manşet amacı budur zaten. Manşetin ötesinde olsun almaktır ama biliyorsam da ve bana da Fatih Terim siz daha iyi biliyorsunuz dediğinde ben bunları biliyorum. Bunlardan mı diye de sorardım dedim. Pardon, bir cümle gireyim mi? Fatih Hoca dedi ya siz daha iyi biliyorsunuz medya olarak. Hı. Aynı Fatih Terim Avrupa Şampiyonası'nda bunlar yazılıp konuşulurken yalan haber yapıyorlar, ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar diye aynı konular üzerinden medyayı fırçaladı. Hadi diyelim ki orayı böyle bir tutmak. Yok hayır orada iyi hatırlıyorum. Yalan haber demedi, ben de çok iyi hatırlıyorum. Yalan haber demedi. Ya. Bunun onun bu olayların şu an konuşulmasının doğru olmadığını söylüyorum. Bir sürü şey yazıp çiziyorsunuz hayır. Da. Yazıp çiziyorsunuz bunu, demek. Bunu anlayabilirim. Tabii ki hayır. Bunu anlayabilirim. Takım kamptayken, Avrupa ya. Şampiyonası'ndayken bunların konuşulması bize zarar veriyor. Bunu anlayabilirim. Yani. Bugün de siz daha iyi biliyorsunuz diyorsa bak iki tarafta da bir sır tutuluyor. Benim derdim bu. Bugüne geldiğin zaman çok özür dilerim abi. Tabii. Bak sadece Mehmet Demirkol'un Hasan Hüseyin gazeteci olarak ve Fatih Terim tarafının biliyor olması buna yetmez. Yozgat'taki Berber Kamil bilecek bunu kardeşim. Adana'daki Zabıta Yusuf da bunu bilecek. Tamam mı? Samsun'daki Manav da bunu bilecek. Çünkü adam bunun üzerinden kendini mensup ya hissediyor ya da kızgınlıklarından dolayı dışarıda bırakıyor adam kendini. Kaldı ki Fatih Hoca'nın da hep vurgusunu yaptığı şey bir aidiyet, bir birliktelik kültürü oluşturmak. Milli takım üzerindeki o aidiyetin tekrar sağlanması, birlikteliğin tekrar sağlanması gibi bir argümanla ortaya çıkmış. Ve bu gerçekleri de anlatmazsan eğer onlar mağdur olur bu arada. Bu arada Ilgaz Çınar Murat da çok güzel söylemişti. Dedi ki zamanında dedi Mehmet Demirkol'la bir tartışma yaşamıştı Arda ve diğer oyuncular. Siz de biraz gazetecilik öğrenin. Çapa çupa mı öyle olmaz falan diye Arda çıkıp televizyonda konuşmadı mı? Ama o zaman da hiç yani milli takımdan da Arda terbiyesizlik yapıyor falan gibi bir açıklama da olmadı. Yani Arda Mehmet Demirkol'a haddini bildiriyordu kendince tırnak içinde. Ben de diyorum ki bir insanın karakteri hep bellidir. 7'sinde de 70'inde de bellidir. Demek ki bu yaptıklarından dolayı ben fikrimi şöyle söyleyeyim. Sayın Fatih Terim ve ekibi niye var orada? Fatih Terim milli takım antrenörü değil. Türkiye Futbol Direktörü. Evet, Antalya'dan itibaren bu olaylar. Yani. Gereksiz bir title yani. Antalya'dan itibaren bu olaylar başlamış. Benim duyduğum. O zaman keşke Fatih Terim kendisindeki apoletodur çünkü Türkiye'de de denir. Fatih Terim bu konuda gerekirse raconu kesecek adam odur değil mi? Budur yani. Orada kesmeydi diyorsun. Fatih Terim diyecekti ki daha o kamptayken kaç kişi ise bunlar? 8 kişi 10 kişi ben bunları kamp dışında bıraktım. Belki yerine yeni adam çağıramayabilirsin ya. Diyeceksin ki biz 14 kişiyle gidiyoruz. Muadili yapılmışı var. Tugay Kerimoğlu Euro 96. Aynen öyle. Mustafa Denizli. Diyeceklerdi ki biz bunları kadro dışı bıraktık. Ama bu kadro dışı bırakmayıp bu olaylarla biz bu Avrupa Şampiyonası'nı yaşadıysak kimse kusura bakmasın. En başta oradakiler ve bana söylenen şu bazılarını bu olan olayların biz de basından Avrupa Şampiyonası bittikten sonra öğrendik diyorlar. Bunun içinde prim tartışmaları vesaireler her şeyde var bu arada. Anlatılanların hepsi de doğru. Peki ben de diyorum ki o zaman bunu yönetenlerin suçu var. Yani bu arada şeyde sordu Bilal Meşe sordu hocam istifa ettiniz mi peki dedi. İstifa ettim demedi hoca orada. Yuvarlak bir ben gereğini yaptım dedi. Tamam. Yapmam gerekiyordu. Ben öyle anladım. Ben şunu beklerdim. Bu adamlar hiçbir şekilde oraya götürülmeyecekti bir. Götürüldüyse ilk maçtan sonra bile. Çünkü Arda'nın kampı terk edip Hırvatistan maçından önceki gece havaalanına gittiği, dönecekken diğerleri tarafından ikna edildiği bile anlatılıyor. O zaman bunlar kadro dışı bırakılacaktı ve Türk halkına aynen Ergin'in dediği gibi belki o zaman detayı anlatmadan bu terbiyesizlik yaptıkları için
etik konulardan dolayı Türk milli takımına davranışlarıyla yakışmadığı için biz bunları kadro dışı bıraktık deyip gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Açıklamayı istiyorlarsa onlara sorun. Hayır, şöyle dersin. Kurumsal olarak eğer bu yaptırımı uyguluyorsan şunu söylersin. Turnuva sonrasında gerekli açıklama tarafımızdan kamuoyuna yapılacaktır. Bu açık biter. TFF yönetimi yaparsın yani. Hoca da girmek. Hoca da bunu yapmaz zaten. Yani hoca bunun raporunu sunar federasyona, federasyon gereğini yapar. Hatta şunu bile yapabilirdi. Bana kalsa ben şunun da yapılmasını bile tercih ederdim. Hiç bu olaylar olmadan da şu andaki milli takım var ya, o milli takımı çağırıp biz hedefimiz Dünya Kupası elemelerine tecrübeli bir milli takım götürmek deyip, yani Türkiye zaten mucize bir şekilde oraya gitmişken bunu lehine de çevirebilirdi. Dolayısıyla benim fikrim bu 8 oyuncunun hataları var. Hem de çok büyük hataları var. Onların hatalarını hiçbir şekilde aklamayacak olaylar. Ama idari olarak da hatalı davranmış. %100. Yani geciktirilmiş. En doğru söz de bu yani. Durum tespit açısından en net tespit de bu bence. Yani evet bu oyuncuların tamamı yaptıkları son derece yanlış şeyler. Ama diğer tarafta da bunun olmasına müsamaha göstermiş o dönem içerisinde. Gereğini yapmakta belki de gecikmiş bir idare veya teknik bir ekip şunu var. Şunu söyleyeyim. Yani ben mesela bakıyorum. Ömer Toprak olayı olmuş. Ömer Toprak yok. Milli takımda bence çok büyük ihtiyacı var milli takımın. Volkan Demirel olayı olmuş. Volkan Demirel de yok. Ondan sonra. Şimdi de bu oyuncular da yok. Ben kimse kusura bakmasın. Hepsinde hep oyuncular hatalı. Diğerleri hatalı değil. Yani yönetimde olanlar. Ve onlar hala devam ediyor. Bu benim kimse yani hiç bu konuda şeyim yok. O zaman biz hatalıyız yani. Ilgaz ben hepimiz hatalıyız. Biz yaptık tabii, demek ki. Tabii, kimse tabii. Çünkü kimse üstlenmiyor bunu ve bedel ödemiyor. Yani birilerinin bir bedel ödemesi lazım. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa Erdal abiye geçeceğim. Erdal abi şöyle geçeyim sana da. Şimdi Cüneyt abinin anlattıkları var. Ergin'in anlattıkları var. Bunların ışığında bir fotoğraf çıkıyor sanki ortamızda. En son işte Cüneyt abinin söylediği Volkan Demirel olayı var. O var, bu var. Bir sürü olay var. Arka arkaya gelmiş. Hepsi Fatih Terim döneminde olmuş olaylar. En son olanlarla beraber şunu söyleyebilir miyiz? Yani birileri Fatih Hoca'yı yemeye çalışıyor falan olabilir mi? İhtimal olabilir. Bu aslında bütün bunlar futbol dünyamızın ne kadar sağlıksız olduğunu bir kere daha gösteriyor. Tüm unsurlarıyla. Yani gazeteci unsuruyla da öyle, teknik adam unsuruyla da öyle, oyuncu unsuruyla da öyle. Dolayısıyla önce onun adını bir koyalım. Milli takımı takip eden gazeteciler sağlıklı soru soramıyor. Bir. Kulüp takımını takip eden gazeteciler eleştiri yapamıyor, hain ilan ediliyor. Doğru mu? Doğru. Yani milli takımı takip eden gazetecilerden beklenen milli takım lehine goy goy. Eğer böyle yaparlarsa ancak iyi gazeteci olabiliyorlar. Tırnak içinde. Kurumlar tarafından. Hı hı. Kulüp takımı takip eden gazeteciler hem kurumlar hem taraftar tarafından ancak goy goy yaparlarsa iyi gazeteci ilan ediyorlar. Onun dışında her şey hain ilan edilme sebebi. Bu gazeteciler açısından sıkıntı. Bu durumdan rahatsız olan gazeteci yok. Bunu ifade eden, beyan eden gazeteci yok. Herkes düzen böyle devam etsin, aman benim başımı yanmasın şeklinde. Ya yok, ya yok yok. Yani genel anlamda diyorum. Hani köşe başlarındaki abilerimizden en azından yok. Yani bizimki zaten biz zaten dış kulvardayız. Dolayısıyla onlar da ne şiş yansın ne kebap. İşin o yönü öyle. Fatih Hoca tarafından şöyle bir sıkıntı var. Yani bütün bunlardan bağımsız iki cümleyi hatırlatayım size. Avrupa Şampiyonası'na giderken şöyle dedi. Bazı oyuncularımız buraya gelirken hazır gelmemiş. Bugün aynısını söyledi. Bazı oyuncularımızın sezon başı hazır olmadığını gördük. Hatta çok güzel bir şey söyledin. Ekleyeyim ki lütfen oradan devam et. Kuvvetlendirecek. Tabii. Dedi ki bizi de o şampiyonada bütün istatistiklerde en gerideyiz dedi. Eyvallah. Onu işte en son toplantı. Bu, o zaman bunun da sorumlusu yani. Erdal İki. Hoş değil yani. Üç. Yani önce hocadan başlayalım o zaman yani. Şimdi hoca diyor ki sorumluluk benim. Bu sorumluluğun adını bilelim. Nedir bu sorumluluk? Bravo. Sorumluluk sizin hocam. Biz Avrupa Şampiyonası'nda tırnak içinde söylüyorum. Yani rezil olduk lafını hiç sevmem. Ama kötü bir şekilde döndük. Yenilmek anlamında söylemiyorum. Yani Avrupa Şampiyonası süresince saçma sapan şeyler konuşup döndük. Yoksa yenersin yenilirsin. Futbol bu, oyun bu. Aynen öyle. Ama kötü döndük ve bunun bir sorumlusu yok. Ya şimdi kimse şey yapar. Fatih Hoca istifa etmek isterse Fatih Hoca istifa eder. Kimse onu orada zorla tutamaz. Kandırmayalım kendimizi. Fatih Hoca Galatasaray'dayken bu tip problemler yaşamamış bir adam. Şimdi bu da canımı sıkıyor benim. Takım içi problem olarak. Ya söyleyeyim şimdi. Fatih Hoca Hacı ile çalıştı. Problem yaşadı mı? Hacı egolu bir adam mıdır? Evet. O kadroda egolu olmayan adam var mı? Yok. Bütün bunlarla ilgili sorun yaşadı mı Fatih Hoca? Yaşadı da yansımadı. Ama halletti. İçeride. Çözdü meseleyi.
Değil mi? Tolere etti bir şekilde. Yani Galatasaray'da çalıştığı iki, hatta başarısız olduğu dönemde dahil. Yani başarısız olduğu dönemde de ben hocanın oyuncularla yaşadığı bir şey hatırlamıyorum. Bülent Korkmaz'ı kadro dışı bıraktı, Hakan Ünsal'ı kadro dışı bıraktı falan o dönemde. Eyvallah ama bir şey olmadı bu. Tam tersi iki oyuncu soyunma odasında birbirini dövdüler. Onu bile çıkıp kendisi anladı. Sahaya bir şekilde yansıtmadı. Şimdi orada böyleyken dönüyoruz milli takıma. Gökdeniz'le Emre kavga etti. Gökdeniz o gün bugün milli takımda yok. Bak bütün yaşanılan şeylerde bir feda edilen var. Bir Gökhan Töre mevzusu var. Gene bir feda edilen var. Bir yana alınan var. Şimdi son sefer gene bir sürü şey var. Ya o zaman ortada bir idare sorunu var. Bir şey yanlış yapılıyor. Bir şey yanlış. İki, net olmama sorunu var. Her üç hadisede de. Yani ben yıllardır Gökdeniz Rusya'da bu kadar sağlıklı performans sergilerken derdim Gökdeniz falan değil, yanlış anlaşılmasın. Ama bunu soran ve cevap alamadık biz, bilmiyoruz. Şey meselesi basına yansımasaydı, yani o çocukların babası ya da o çocuklar şey yapmasaydı, Ömer meselesi. Biz o meselede bir şey bilmiyor olacaktık. Bu meselede bak sıkıntı şurada. Ya Fransa milli takımı yaşamadı mı? Ve herkes yani çok büyük bir olay yaşadı. Evet. Çok büyük rezaletti. Ama evet, kişileri bağlar o rezalet. Burada üzgünüm ama Benzema alınmadı. Arda ve diğer arkadaşların da çıkıp bir açıklama yapması lazım. Kamuoyu yönetimi diye bir şey var ya. Bir şeyler demesi lazım. Ne olduğunu bilelim. Yani bu şimdi yarın biz yeni bir şeye başlayacağız. Biz yarın bir Dünya Kupası elemelerine başlayacağız ve konuştuğumuz konuya evet. Bakın. İşin bir tarafı da bu. Futbolunu da konuşacağız. Mesela Rusya maçını da konuşuruz. O yüzden konuşacak bir şey yok şu anda. Bu çok acı bir şey. Yani bu çok acı bir şey. Ha öbür tarafta. Şöyle diyebilirim ben. Mesela geçen yazımda da onu yazdım. Şunu diyebiliriz yani. 2002'yi hatırlayın. 2002'de döndük. 2003 Konfederasyon Kupası'na katıldık. Bütün kadro tamamen değişmişti. Değişti. Döndü Şenol Hoca. Başarılı olduk. Evet ama döndü oradan. Gene eskiye döndü. Eskiye döndü. Şenol Hoca ile ilgili en büyük eleştiri buydu. Evet, o dönemde evet. Muhafazakar davranması oldu. Evet. Muhafazakarlığı tırnak içinde söylüyorum. Çok ciddi bir eleştiriydi o. Gene ne olurdu bilmiyoruz ama şöyle diyor herkes. Biz de ben de bunu söyleyenlerdendim o dönem. Devam ettiriyor. Bir yerde yazmadığım olur. Halde. Yani başladığı şeyi niye devam ettirmedi? Aynen öyle. Belki bambaşka bir yere götürecektik. Başka bir şey söyleyeyim mi? Futbolu. Biz bu hafta U21 takımımız Kıbrıs Rum kesimiyle oynadı. Ve? Maçtan sonra saldırdılar Kıbrıs Rum kesimi oyuncularına ve Allah'tan seyirci yokmuş tribünde. Bambaşka rezaletlere gidecek bir konuydu. Konuyu şuraya bağlayacağım. Aynı gün gazetede ertesi günü bir haber çıktı. Abdullah Ercan ehliyetini kaptırdı ve polisten kaçtı falan gibi şeyler var. Alkollü kullandığı için. Şimdi ben de diyorum ki bu U21 takımı yani, tamam mı? Yani özel hayat beni hiç ilgilendirmiyor bu kısmı. Ama o gidip dese ki ya sen dese ertesi günü nasıl yaptı bunu Enver Cenk Şahin? O da dese ki hocam sen de baksana yakalanmışsın. Rol model. Yani milli takımda daha Fatih Terim'in yardımcısı yok. Hamza Hamzoğlu gittikten sonra. Şimdi yeni iki kişi geldi. Hamza Hamzoğlu gittikten sonra. Hamza Hamzoğlu tarzında bir teknik direktör bile getirmedi. Çok ciddi teknik ve idari hatalar var. Ama bunları konuşmayıp biz sadece futbol ve o yani Volkan Demirel olayı da mesela bence çok kötü karambole geldi. Yani biz Volkan Demirel o gün kendi kendine bütün korumaları falan vurup kırıp mı geçti yoksa birileri gidebilirsin mi dedi. Bunlar bile konuşulmadan hep kapatıldığı için biz bugüne kadar geldik ve ortada idari hiçbir çözüm de yok. Yani 5-6 Ocak'ta konuşacaktı, konuşturmadılar hocayı, onu da biliyorum. Yani aslında hoca konuşma taraftarıydı. Ama yapılmış hiçbir şey yok. Bana sorarsan ben açık ve net söyleyeyim. O 5-6 Ocak'tan sonra hiçbir şey yapılmadı. Hadi aksini ispatlayın. Çünkü hiçbir rapor yok önümüzde. Çünkü sen ya, bilmiyorsun bunu. Beyler geri gidin. Bak, hep ya Akhisar'ın sahası dahil hala sağlar dandik en azından. Ya, hep diyorum ya bataklığın üzerine çarşaf sermek. Bir İsviçre maçı maceramız oldu bizim beyler. İsviçre hatırla burada. Eyvallah. Tamam mı? Tamam o bak, diyelim onu yani. Bak niye, onu oraya saldık diyelim. Bak niye oraya gittin biliyor musun? Almadık. Oraya şöyle gidelim. Bugün de yaşadığımız tamam gidelim. Bugün yaşadığımız şeyden de almayıp 5 sene sonra başka bir şey konuşacağız. Reklama gidelim. Tamam. Reklamdan sonra devam edelim. Evet. Reklamdayız. Ne kadar sürecek yönetmenim söylemedi ama kısa bir ara olması lazım. Buradayız. Evet devam ediyoruz reklamların ardından mini takım konuşmaya. Erdal abi senle konuşuyorduk. Eyvallah. Şey mevzusunda kaldık.
en son sevimsiz mevzu. Yani bu olayın ne kadar sevimsiz olduğu ile ilgili futbolcu tarafına geçiyorduk herhalde. Tabii tabii. Bu arada Abdullah Ercan olayı da bir sene önce olmuş bir olay. O ehliyet olayı vesaire. Fark etme sonuçta. Yani ama hala, hani yani sonuçta bir milli takımın başında olan birinden bahsediyoruz. Ya bir özür dileyerek bir şey Özgür Bıçakçı rica etmiş. Bir şehidimizin ismini zikretmeyi, Sakaryalı çocukluk arkadaşıymış. Rahmet olsun Sercan Gecik diye. Allah mesela rahmet eylesin. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Allah bu zor günleri kolay atlatsın. Amin. Sağ olasın inşallah. Sevimsiz konu ve ya mevzu aslında ne biliyor musunuz? Bak çok ters bir şey söyleyeceğim sana Osman. Daha önce sormuşumdur belki bu soruyu. Arda ile ilgili bir şey için söylemiyorum bunu. Ben mesela sezon başı şöyle bir şey yazmıştım Twitter'da. Ben Trabzonspor başkanı olsam Onur'u satardım demiştim. Bunu söylerken de yani Onur'la ilgili bir problemin olduğu için, Onur'un kötü kaleci olduğu için falan değil. Bir süre sonra bizim futbolcularımızda bir ağalık şeyi gelişiyor. Yani mesela Galatasaray 2011'den sonra Arda gitmeseydi belki o takım öyle olmayabilirdi. %100. Yani bu garip bir şey. Çünkü o zaman Fatih'in bütün yapısını Arda üzerine inşa edecekti. Öyle vesaire vesaire. Bu hep var. Yani bir ağalık meselesi. Bunun anlamı şudur aslında. Bu arkadaşlar yaptıkları işin bir iş olduğunu farkında değiller. Ama Arda bunu Barcelona'da yapabilir mi? Şimdi onu soracaktım. Ha, niye yapamaz? Ya da mesela Caner gidip devam edeyim. Inter'de yapabilir mi? Devam edeyim. Gurbetçiler de buraya gelince bize uyuyor. Niye? Çünkü sistem öyle. Böyle. Bunu görüyorlar çünkü. Sistem buna müsait. Anlatabiliyor muyum? Yani rasyonel olmayan ilişkiler üzerine sistem son derece müsait. Buna çok severim Abdullah Ercan'ın U21 milli takımın hocası olması da dahil. Bak Abdullah Ercan'ı çok severim başka bir şeydir. Ama liyakat başka bir şeydir. Bak liyakat sıkıntılı. İletişim sıkıntılı. İlişki sıkıntılı. Hatta daha bomba bir şey söyleyeyim bak. Yine bunu Ilgaz Çınar anlattı radyoda. Çok önemli. Çoğu kişi bu detayı da fark etmedi. Hoca ne dedi o zaman? Dedi ki gençleri aldık dedi. İşte Enes, Salih, Cengiz Ünder vardı milli takımda. Dedi ki bundan sonra artık dedi alt yaş milli takımların dedi yarışmacı olmayacaklar. Biz oradan adam buraya çıkartacağız dedi. Peki Kıbrıs Rum kesimine yenilince biz. Bu arada 27 kişiydi kadro. Zaten 24 kişi çekti. Bu 3 kişi yine alt yaş milli takımına gönderildi. Enes. Enes de işte. Enes gitmedi ya. Şey pardon. Salih ile Cengiz gitti sadece. Tamam. İşte, yani o da aynı şey yani. Dönüp aynı yere geliyoruz vesselam. Bir problem var. Yani bu problem Fatih Terim problemi falan değil. Yani bir ilişki problemi. Düzen problemi. Ya düzen problemi. Bununla ilgili kafa yormak lazım. Belki altyapı problemi. Yani daha önce burada konuşmuştuk ya. Altyapıda çocuklar öyle eziliyor ki sonra yukarı çıkınca A olmak istiyor birden. Ya bütün bunları beraber değerlendirmek askerdeki lazım. Askerdeki devrecilik gibi düşün. Ama, sıra bana geldi diyor. Ama biri de, yani birin sırayı da bugün kimi konuşacağız derseniz kesinlikle Fatih Hoca'yı konuşacağız. Niye? Arda Turan'ın milli takımı alınmaması hani diğerlerini geçtim ki diğerleri de şimdi bugün Fenerbahçeliler sağ bek olarak Gökhan'ı mı görmek ister? Şener'i mi görmek ister? Gökhan. Milli maçta gördük Şener'i. Yani Fenerbahçeliler sol bek olarak Caner'i mi görmek ister? Hasan Ali'yi mi görmek ister? İsmail Köybaşı'yı mı görmek ister? Yani ne, bu kadar. Şu anda milli takımda olan onlar bu arada. Selçuk'u tartışırsın mesela. Niye? Selçuk'u çünkü Galatasaraylılar da artık. Geri gidişi var. Geri gidişi var. Ama şimdi yani Ergin doğru söyledi. Hatırla bak Osman. Avrupa Şampiyonası öncesi bir hazırlık maçından sonra biz burada program yaptık. Salih İrfancan ve şey gitmiş, Cengiz gitmiş alt milli takım. Ne dedik burada hatırlıyor musun? Arda bu formuyla oynamalı mı diye sorduk. Niye? Çünkü zaten Barcelona'da oynamıyordu. O hazırlık maçında da çok kötüydü. Hatta şunu da sordum. Hemen öncesindeki hazırlık mı? Slovakya mıydı? Arda'nın oynaması şey maçı işte, Slovenya. Slovenya maçı. Arda'nın şu anda oynaması dedim, takımın dedim. Şey, duruma zarar çünkü her top alan Arda'yı arıyor gayri ihtiyar. Ama demek ki onun sebebi de buymuş. Ama şimdi bugünkü Arda başka. Hayır pardon. Bugünkü Arda başka değil. Yok başka. Hayır abi bak şunu şu kaçırıyorsun. Şu anda Barcelona'da. Tamam abi işte bak kilit kelime o. Barcelona'daki Arda başka. Eyvallah tamam da. Milli takıma gelince çünkü Arda kral oluyor. Ya, yok anladım. Senin dediğin düzen onu getiriyor. Tamam anlamında. Ama bak. Form anlamında. Hayır form anlamında değil. Şundan bahsedeceğim. Şimdi Arda. O zaman maç eksiği vardı ya top oynamıyordu. Cezadan tamam dolayı. Tabii ki ama şöyle bir şey var. Arda mesela şu anki halinde Arda milli takıma gelse yine bizim bildiğimiz takımın lideri olmaya soyunmuş. Her topu ayağına isteyen, her o pozisyonun içinde olmak isteyen, takımın insicamını bozan oyuncu haline gelecek. O Arda'ya kabul o belki. Hayır şu açıdan söylüyorum. Barcelona'da Arda tek opsiyon değil. Veya takımın yıldızı tek lideri değil.
Dolayısıyla Arda daha rahat orada, daha efektif bir adam haline geliyor. Burada belki de o sorumluluğun altında da ezilerek bu formu gösteriyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Milli takımdaki Arda ile Barcelona'daki Arda kıyas kabul etmez. Arda abi bitirsin, ben bir örnek vereceğim. Tabii, tabii. Bu, tam bu konuya dair. Pardon abi. Biz yine bu programda daha önce bir vesileyle şöyle cümleler kurmuştuk. Cüneyt de kurmuştu. Hepimiz de onaylamıştık biz de. Bugünkü koşullarda teknik direktörlük dediğimiz şey esas itibariyle insan yönetimidir. Değil mi? Abdullah Avcı söylemişti. %90'ı insan yönetimi, ego yönetimi. Dolayısıyla hani o zaman birinci sıraya sorumluluk olarak Fatih Hoca'yı koyarım. Sistemden sonra. Evet, bir sistem problemimiz var. Ama bu sistemi bilen, bu yapısal sorunları bilen ve bunu yönetebilen biri olduğu için Fatih Hoca orada. Tercih edildi. Anlatabiliyor muyum? Türk milli takımının, Türk futbolunun ciddi sorunları var. Ama bu sorunlarla birlikte başa çıkabildiği için Fatih Hoca orada. Değil mi? Eğer bu sorunlarla başa çıkamıyorsa, bu sorunların değişmesi yönünde de herhangi bir şey olmuyorsa o zaman orada durmayacak. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden orada Fatih Hoca. Ya o zaman Abdullah Avcı olacaktı orada. Hani... Çünkü o da başa çıkamıyordu. Bravo, o da Selçuk olayı yüzünden. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Yani Selçuk İnan'ı yönetemedi. Yani Selçuk İnan'ı yedek bırakmayı yönetemediği için gittiyse şayet, o zaman Fatih Hoca için de aynı şeyleri söyleyeceğiz, kimse kusura bakmasın. Çünkü Fatih Hoca'nın başarısı bu krizleri yönetebilmesine bağlıydı. Yani o yüzden bir numaralı adamdı. Yoksa X 4-4-2 oynattı, 4-3-3. Bütün bunlar artık dünyada herkes biliyor. Çok da zor şeyler değil. Bu değil mesele. Mesele 20 yaşında işte 25 yaşında korkunç paralar kazanan, üstelik de milli takıma ihtiyacı da olmayan. Yani Barcelona'da oynayan bir adam. Hiçbir anlamda. Ve kariyer en yetenekli. Hiçbir adam. Yetenekli. Bu adamları sevk ve idare etme işidir orası. Vitrin olarak da artık ihtiyacı yok. Ha yok, o değilse de Fatih Hoca o zaman asli görevine dönsün. Neydi adı? Futbol direktörlüğü. Futbol direktörlüğü. Yani o zaman o sorunların çözümüne yönelik bir şey görelim ki o anlamda da görüyor muyuz? Ben görmüyorum. Yani Türkiye'deki futbol düzeni, ki buna gazetecilerle ilişkiler de dahil olmak üzere. Yok ya, o anlamda da bir gelişme var mı? Yok. Bir gelişme var hasbelkader, o da mecbur olduğumuz için ilk defa bu sene az para harcadı kulüplerimiz. Şeyden. O da onun da Belçika'dan az. O da tamamen bizimle alakalı değil. O da tamamen dışsal. Bizimle alakalı yani, değil yani. Çok affedersin, ayıp bir ifade kullanacağım. Kapitülasyonlar yüzünden. Doğru. Tırnak içinde kapitülasyonlar yüzünden. E o zaman biz kendimizi dönüştüremiyoruz. Batı bizi dönüştürüyor. Ben başka elde avuçta bir şey var mı? Altyapı anlamında var mı? Saha kimler konuşuyoruz? Değişen bir şey var mı? Hatta bir ekleme yapayım. O bank 2000'deki krizden sonra Türkiye'nin ekonomisi özellikle bankacılık olarak dünyanın en büyük, en iyi sağlam bankacılık sistemi Türkiye'de oldu, uygulandığı için. Evet. Yani şu anda UEFA'nın bize dayatmaları o anlamda kötü de değil. Eğer bunu ama somut hale getirmezse Futbol Federasyonu, getirirse, yani şu an sadece UEFA ile anlaşması olan kulüpler değil, diğer kulüplere de aynı şartları uygularsa biz buradan güçlenerek çıkarız. Evet. Yoksa sadece durumu idare ederiz. O gün Beşiktaşlı yöneticinin biriyle konuşurken dedim ki ya bu finansal fair play ceza gibi görünüyor ama bu anlaşma keşke 3-4 yıl daha sürse, en azından disipline ediyor yani, bu bitti. Bravo. Anlayışıyla tekrar açılmaya saçılmaya başlıyor takımlar. Çok iyi bak, Beşiktaş şampiyon, 2 yıldır kar şampiyon oldu ve kar ediyor oyuncu alsat mevzusundan. Yani bir de hani cezaymış gibi görünen şey aslında ödül, farkına varması lazım. Seni başka bir yere eviriyor seni. Şeye bir örnek vereceğim. Tabii. Arda konusuna dönüp bir örnek vereceğim. Niye İsviçre'ye götürdüm biliyor musun maçına? Hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz biz. Orada bir iki tane adam. Devam. Yolumuza devam. Bak Arda öyle bir şey yaptı ki bu turnuvada. Biz ikinci maçta Arda'nın ıslıklandığı maçı gözümüzün önüne getirdik. İspanya maçı. Biz gruptan çıkamama nedenimiz bir gol. Yani maç bir dakika gol. 60 falan. Bir gol değil mi? Bir golden dolayı biz dışarıda kaldık. Üst tura çıkamadık. Bir averajla öyle diyeyim. Şimdi Arda ıslıklanmaya başlandıktan sonra tamam mı? Rakip yarı sahada top oynaması gereken Arda kendi stoperlerinin arasında gömülüp mümkün olduğunca en yakınındaki adama ve en gerideki adama pas atarak yarım saat idare etti. Hoca oyundan almadı. Arda orada oyunu idare etti. Buna kimin hakkı var? Sen Fatih Terim'e kızabilirsin. Takım arkadaşına kızabilirsin. Şahsi olarak başın ağrıyabilir. Ben bunları bilmem. İşaret edersin olur. Şimdi siz kişisel ilişkilerinizden dolayı 80 milyonluk bir ülkenin futbol beklentisini böyle oynamayayım, topu geri pasa atayım. Bir golle çıkamadık. Sen belki efektif oynasan, ön tarafta oynasan çarptı etti vurdu ki yeteneğiniz de var. Atacaksın belki golü. 3-0 değil 3-1 yenileceğim. Üst tura çıkacağım. Gruptan çıkıyorsun. Şimdi biz bunun hesabını nasıl konuşacağız? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Bu memleket meselesi işte
başka mevzularda zarar verildiğinde tepeye haklı olarak biniyoruz. Bu mevzularda hiçbir şey olmamış gibi mi? Bak çok güzel bir şey söyledin. Birisi bunun hesabını verecek. O bir gol olsaydı, Türkiye gruptan çıksaydı, Portekiz'in yerine Türkiye şampiyonu olabilir miydi? İhtimallerden konuşuyoruz. Var, hayır, olmasın. Değil mi? Olmasın. Hayır hayır. Şunu demek istiyorum. Onu değil dakika. Konuşuraya getireceğim. O zaman biz bunları konuşacak mıydık? Peki. Benim asıl sorum o. Türkiye olmasın şampiyon. Peki. O gruptan çıktın. Elemede elendin. Bunu tabii. Bir başarı olarak yazar mıydın bir haneye? Yazardın. Senin orada topu geri çevirme hakkın yok. %100 hakkın yok. Sen bunu yapmışsan 3. maçta hoca seni yine oraya koyma şansı yok kardeşim. Olmaz. Yani bitiksin al görün işte Arda bu deyip koyamazsın. Sen de topu geri oynayamazsın. İkinizin arasındaki meseleyi bize çektirme şimdi, gibi bir lüksünüz yok. Şu mevzuyla ilgili de bir iki kelime de edeyim. Şöyle tabii bir şey söyleyeyim. Zaten, evet. Yani mesela bu olayı... Sen Fatih Hoca ile konuştun mu? Valla bu olaylar olduktan sonra bir sefer aradım. Bir halini hatırını sormak için. Bodrum'daydı. Torunuyla ilgileniyordu. İşte ailece kafa dinliyorlardı. Hatta işte bu açıklama 15 Temmuz'un önceydi konuştuğumuzda. Ne zaman böyle bir hani bilgilendirme olur falan dedi. İşte önümüzdeki ay olacak inşallah dedi. Yapacağız dedi. Yani ertelemiyoruz hiçbir şey dedi. Çalışmamızı yaptık anladım. Dedi. Ama malum şeyler oldu. Yaşamak istemediğimiz şeyler. Belki de bir hayra vesile oldu. Belki şu an başka şeyler konuşuyor olacaktık. Evet. Şimdi bir kere birinci derecede şu var. Fatih Terim eleştirilemez değildir. Kaldı ki eleştiriyoruz. Birinin işte. Evet, hani birinin eleştiriliyor olması. Bizim program kadar eleştiren var mıdır? Birinin eleştiriliyor olması. Trabzon için herkese eleştirebilir. Değil mi hocam? Anlaşma bunun üzerine kurulu. Allah'ın müsaadesi versin. Benim de Trabzonspor eleştiren var mıdır ya? Ben korkuyorum. Bak şu anda bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu söyleyerek birbirinize zarar veriyorsunuz. Nasıl? Yani adam mesela şimdi Twitter'da yazmış Cengiz abi hani bizi tanımasa şey diyeceğim de yani. Ya Cengiz abiye gidip yemek yiyeceğiz biz. Yani bilmiyorum biz gittik yedik de. Ben onu diyecektim Osman yedi. Biz gittik yedik bile yedik. Tabii tabii gittik sanayide. Tamam. Dedi ki şu fazla Fatih Terim'in çelişkeni söylemeyin Osman alınmıyor falan diyor. Yani bu. O espri yapmıştı. Şöyle bir şey düşünüyorlar. İnsanların kafasında şu algı oluşuyor. Ya sen diyorlar ki bir kere Terim soyadı var sende. Tabii. Sen bir şey söyleyeyim. Sen doğal şey gibi abi, diyorsun. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Biliyorsun Keşaf'ta da bizi izliyorlar. Bugün, selam gönderiyorum. Bugün ne bileyim öyle şeyler konuşacağız. siz konuşturmayacaksınız yani, herhalde beni bugün. Bugün bir de Fatih Hoca'nın doğum günü. Allah hayırlı uzun ömür nasip etsin. Ben şöyle söyleyeyim. Benim hayatımda tanımaktan dolayı gurur duyduğum, onur duyduğum birkaç adamdan birisidir. Ve o gün, dün, bugün de yazdım. Bir daha burada da söyleyeyim. Benim dünyamda, futbol bakışımda Fatih Terim ve diğerleri diye iki ayrı teknik adamlar. Çünkü benim hayatta Galatasaray ve Türk futboluna dair yaşadığım en mutlu anların altında Fatih Terim'in imzası var. Bunu kimse silemez. Ve Fatih Terim bazı yanlışlar yapıyor olsa bile bu onu alıp yerin dibine batırıp sokacak bir pozisyona gelmez. Eleştiririm. Doğru fikrimi söylerim. Bunu da onu sevdiğim ve ona değer verdiğim için söylerim. Bu eleştirmemek size, zaten kesinlikle bu kötülüktür. Yani zaten şu esas meselemiz bizim bu. Biz her eleştiriyi, her söylenen sözü inciteci bir şekilde, yıpratıcı bir şekilde söyleme hastalığına tutulmuşuz. Ya da her övgümüzü yalakalık düzeyine çıkartarak yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Bu tip özellikle spor camiasında bu böyle oluyor. Medya ilişkisindeki arıza da bundan kaynaklanıyor. Doğru. Gazeteci, yönetici, teknik adam, menajer ve futbolcu olan ilişkisini doğru kuramadığı için şu anda biz bu durumdayız medya olarak. Öyle yöneticiler işte Ergin biliyordur Beşiktaş'ta. Futbolcularla işte gazetecilerin, yöneticilerle gazetecinin ilişkilerini biliyordur. Fenerbahçe'de biliyoruz. Trabzon'da biliyoruz. Galatasaray'da biliyorum içinde yaşıyorum. Yaşadım yani şu an Allah'a şükür hani uzağım da o konulardan. Ama işin temelinde şu var. Bu ilişkiler ağının doğru kurulamaması... Sistemin seni oraya doğru itmesi, seni bir pazarlama metası olarak görmesi sistemin. Özellikle futbolcu da seni bir meta olarak görüyor, gazeteci olarak. Yani diyor ki ben bu futbolcu, işte şu gazeteci aramayı tutarsam, işte benim adımı söyler bir yayında, beni över, antrenmanda iyi yaptılar falan filan. Kendi PR'ımı yaparım. Mesafe önemli. Hayatın her alanında mesafe önemli. Aynen öyle. Bunu koyamadığımız için zaten bu duruma düşüyoruz. Şimdi milli takıma gelecek olursak da mesela bir yapılanmadan bahsettik. İşte Fatih Terim bu yeni bir takım diyor. Evet bu yeni bir takım tamam. Ama bu takım yeni değil aslında. Biz ne konuştuk burada? Bu takım Selçuk ve Hakan Baltay'ı çıkartın. Selçuk, Hakan Baltay, Gökhan Gönül'ü çıkartın ki büyük ihtimal dedik bir sonraki turnuvada olmayacaklar. Konuştuk burada bunu. Hı-hı. Çok genç bir milli takımımız var dedik. Yaş ortalaması 24. Doğru. Bu isimleri çıkarttığın zaman. Ya biz bunun olacağını biliyorduk ama biz bunun olacağını şöyle düşünüyorduk. Arda merkezli genç bir kadro. Tedrici. Evet. Şimdi bunun olmamasının sebebini de dedikodu kazanında kaynayanlarla öğreniyoruz. İstihbaratımızla öğreniyoruz. İşte Cüneyt Kaşeler anlatıyor. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Ben ilk günden beri şunu söylüyorum. Bu olaylar olduğunda ben de öğrendim neyin ne olduğunu. Hatta milli takım Fransa'dayken de biliyorduk çoğumuz. Şunu yazdım. Dedim ki
Arda Turan Barcelona'da yapamadığı şeyleri, yapamayacağı şeyleri milli takımda yapmaya cüret ederse karşılığını alır. Milli takımda yaptığı şeyleri Barcelona'da yapmaya kalkarsa orada da karşılığını alır. Bu senin profesyonellik anlayışı bu değildir kardeşim. At sahibine göre kişner. Tamam da burası senin milli forman. Şimdi Barcelona forması mı senin için daha değerli, milli forma mı daha değerli? Bu arada bir tek Arda üzerine konuşmamak. Hayır, sonuçta hayır, hayır. 6 tane futbolcu ve tabii ki, tabii ki ama bak şunu söylüyorum abi. Caner'i, Hakan Baltay'ı, hatta Selçuk'u, hatta Burak'ı, hatta Gökhan Gönül'ü şöyle diyebiliyoruz biz. Nasılsa bir sonraki turnuvada büyük ihtimal olmayacaklar. Ben anladım. Şey anlamında. Ama Arda 29 yaşında bir turnuva daha görecek Allah ömür verirse. Ben yine de göreceğine inanıyorum. Hani yaştan dolayı da. Hani bu sorunun da çözüleceğine inanıyorum ki hani bu konuların bazılarında Arda'nın gerçekten hani haddini aşması bir kenara, bazı konularda kurban olduğunu düşünüyorum. Yani futbolcu arkadaşlarını aracılık etmek gibi gaza geldiğini düşünüyorum. Birilerinin ona gaza getirdiğini düşünüyorum. Ama işin temelinde şu var. O dediğimiz genç takımın oluşturması konusunda biz Arda'yı buraya merkeze koyarken Arda kendini başka bir yere koymuş. Ve bunun farkına varmış. Hani Arda'yı birileri bir yere konumlandırmış. O da kendini bunu rol olarak biçmiş. Öte yandan mesela şeyin söylediği çok önemli bir şey var. Mehmet Aya'nın. Yani çok doğru bir tespittir. Sürekli de söyler bunu her yerde. Fatih Terim'e yapılmış iki tane büyük kötülük vardır. Birisi Başakşehir Stadı'na adının verilmesi. İkincisi de futbol direktörü terimidir. O title'dır yani tırnak içinde. Şimdi futbol direktörlüğü diye bir kavrama ihtiyacı yok ki Fatih Terim. Kabul etmeseydin. Ya hayır, kabul edip etme meselesi yok. Böyle biz bir ihtiyaç, yani onun ihtiyacı var diye değil. Ama o görevin içini doldurmak lazım. Böyle bir şeye ihtiyaç da var doğrusunu istersen. Var ama yani, sana bir örnek vereyim o zaman abi. Şimdi bu görevi daha önce yapanlar kimler? Ve ne yapmışlar? Can Koban Kozanoğlu. Yok o yok, şey. Menajer, takım değil. Kim vardı? Menajer. Ersun Yanal vardı. Tolunay Kafkas. Tolunay Kafkas vardı. En son Rüştü Reçber vardı. E şimdi ben Rüştü Reçber'in milli takımda Fatih Terim geldikten sonra bu görevden ayrılırken bir dosya kağıdı bile yazılı evrak bırakmadığını biliyorum arkasında. Tolunay Kafkas'ın hiçbir şey bırakmadığını biliyorum. Ersun Yanal'ın elindeki dosyayı alıp gittiğini biliyorum. Yani bu kavram zaten içi boş, altı boş bir kavram. Yani hiç gerek yok böyle bir şeye. Evet. Fatih Terim oraya koyduysanız zaten bu şu demektir. Fatih Terim Türk futbolunun sorumlusu demektir. Her şöyle, anlamda. Şöyle, haklısın, bak, yani. Şöyle haklısın. Fatih Terim o göreve geldiğinde hepimizin beklentisi şuydu. O saydığın isimlere de saygı duymakla birlikte. Kesinlikle. Fatih Terim'in icraatının tırnak içinde söylüyorum. Daha keskin ve net. Rahat. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören. Ama icracı başkan Fatih Terim olduğu gözüyle baktı herkes. Açık konuşalım. Ki hala yani. Da öyle bakıyor. İcradan sorumlu başkanı Fatih Terim olduğu gözüyle baktı. Beklenti buydu. Hatta ben tekrar edeyim. Fatih Terim'in CV olarak Türkiye'de ve dünyada kazanabileceği belki bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nı diyelim kazanamadı değil mi? Bunlara da zaten gerek yok. Yani UEFA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirmişsin. 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Sonra gelip 2 sene de üst üste şampiyon olmuşsun Galatasaray'la. Yani dolayısıyla bu tür başarılar, yani milli takıma tekrar söylüyorum ben. Milli takım Avrupa Şampiyonası'nda gitmeseydi de, gidip şampiyon da olsaydı benim için bir şey değişmiyordu. Hollanda gidemedi işte Avrupa Şampiyonası'nda. Ne değişti? Hollanda futbolu mu bitti? Devam ediyorlar yollarına. Aksine Ajax iki tane adam sattı 50 milyon euroya yani işte. Yani onların da hayatı devam ediyor. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani biz, şimdi hocanın da söylediği şu. Bizim Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz, ihtimaller konuşuluyor. 8 ihtimal oldu falan filan. Doğru. Bir ihtimal ama bir başarıdır. O noktadan çıkıp oraya gelmek. O noktaya bizi götüren de süreçte Fatih Terim'in hatasıdır. Onun ekibinin hatasıdır doğal olarak. Bugün de söylemiş işte biz 5. maçtan itibaren başladık oynamaya. Aynen öyle. Bugünden, o günden sonra o 5. maçtan sonraki süreçte de gidebilmesi de bir başarıdır. Haneye yazar. Sen Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım gitmiş, 36 takım gitmiş falan buna bakma. Orada olman önemli senin milli takım olarak. Bunu hep konuşuyoruz. Biz turnuva takımı olmamız lazım diyoruz. Ha şu anda senin hedefin nedir? Dünya Kupası'na gitmek. Zor mu? Çok zor. Niye? Senin de söylediğin gibi 3 tane yükselişte olan bir milli takım şeyi var. Jenerasyonu var. Hırvatistan var. İzlanda var. Ukrayna var. 5. de bitirebilirsin. Düşün. Mehmet Demir Kosova'ydı onda. Yani birini Cebeli Tarık Kosova var. Birini yani Kosova. Biz Kosova'yı çekiyoruz dedi yani. Bu da bu garip bir şey. Kosova da öyle boş bir takım değil. Dolayısıyla hani toparlayayım hemen şunu da söyleyeyim. Bu 5-6 Eylül, 5-6 Ocak meselesi konuşuldu işte. Fatih Hoca niye açıklama yapmadı? Şimdi şunu çok net ortaya koyalım. 127 tane profesyonel kulüp var Türkiye'de. 127. Fatih Hoca'nın ilk söylediği şey buydu. Dedi ki bizim bunu 52 seviyesine indirmemiz lazım dedi. 127 tane profesyonel kulüp bu ülkeye fazla dedi. Şimdi o zaman da konuştuk burada. Buna siyasi yapı izin vermez.
Yani onu bilmiyorum. Vermez şey çünkü her bölgenin, her şehrin, her ilke, ilin bir takımı var. Fatih Hoca, takımı var. Osman, Fatih Hoca isterse bunu yapar. Yapamadı abi. Yapabilir. Yani yapamadı. O zaman biraz daha... O zaman da bunu açıklarsın işte. Yani bunu açıklarsın. Ben de onu söyleyecektim. Yani. İşte ben de oraya gelecektim. Yani bakın, Arda'nın alınmaması, bu isimlerin alınmaması, milli takım kampında yaşanan problemler, işte bu idari, federasyon anlamında idari konular. Fatih Hoca'dan ben şunu beklerdim. Bu milli takım kampı toplandığında çıkıp bütün medyaya bir milli takım toplantısı değil, bir idari toplantı. Ki hala bekliyorum. Yani... İnşallah Hırvatistan'ı geçeriz. İyi bir sonuçla döneriz oradan ki beraberlik bile bence iyidir. Doğru. Deplasmanda. Zaten söyledi Fatih Terim yani, bugün. Yani çok iyi bir favori sonuçtu. Dedi Hırvatistan'dır. Bu kadar basit. Döndükten sonra Ukrayna maçına ve İzlanda maçından önceki süreçte bir toplantı bekliyorum hala. Hoca çıksın her şeyi açık açık anlatsın. Anlatsın ki kendi üzerindeki bu gölgeyi de atsın. Çıksın desin ki ya evet şurada hata yaptık. Burada hata yaptık. Bunu yapamadık. Ama siz bilmiyorsunuz. Şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Şimdi ben biliyorum bunların birçoğunun neler yapıldığını. Çünkü işte ekibinden konuştuklarımız var, arkadaşlarımız var orada. Mesela Nedim Yiğit de Kerem Yavaş geldi yardımcı olarak. Yıllardır milli takımlarda arı gibi çalışan iki tane adam. Çok değerli adamlar ve ben liyakat esasına göre orada olmayı hak ettiklerine inanıyorum. Ha şunu diyebilirsin, hangi kulüpte çalışsın, ne yaptın falan. Bunun onunla bir alakası yok. Milli takımda zaten yardımcı olacak insanın bir... Hani bir şeyi ortadan, bir sıkıntıyı ortadan kaldırması lazım. Bir sorunu çözmesi lazım. Sorunu çözebilecek iki tane adam geldi oraya göreve. Mesela bunun gibi neler yapıldığını anlatılmasını istiyorum ben. Ve bunu yaptığımız zaman inanın bana hani milli takımda da Türk futbolunda da birçok problemi biz fotoğrafı çekip koyacak hoca. Ve diyecek ki çözümümüz bu. Bizim önerimiz bu. Yapmak istediğimiz bu. Ondan sonra yapılmadığı zaman, buna engel olunduğu zaman da biz o zaman hesap sorabileceğiz. Ya ben daha ötesini söyleyeyim. Şu anda... Biraz uzun konuştum. Yok yok, iyi yaptın. Şu her konuda herkes Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmiyor mu? Bu ülkede böyle bir şey var yani, tamam mı? Para sıkıntısı çektiğinde ya da bir şey olduğunda bütün kulüpler sürekli Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gitmiyor mu? Görüyoruz, sürekli gidiyorlar. Ya asıl bu konular için gidip, yani tamam başında işler, sen de diyeceksin ki bu kadar işin içinde bununla mı ilgilenecekler? Onda her şeyle de ilgileniyor yani. Futbolla ne kadar ilgilendiğini gördük, en son Kulüpler Birliği'ni davet etmişti. Bence... Bu konuyu daha önceden de halledilmeliydi. Belki de bugün, yani birinin bu neşteri vurması lazım. Hiçbir gün geç değildir. Yani kesinlikle. Alman milli takımının anlatırken ne anlatıyorlar? 2000'li yıllarda dediler ki biz dibe vurduk. Tekrardan buraya geldiler. İspanya'sı, Belçika'sı, Hollanda'sı. Bu idari bir sorunsa idari sorun. Ha şunu da diyebilir Sayın Fatih Terim. Böyle bir şey mümkün değil. Ben de bıraktım bu işi. Ben futbol teknik takımının teknik direktörüyüm. Bu kadar. Bitti. Ama bunu kimse anlatmadı sürece biz de ne diye düşünüyoruz? Ya kardeşim orada da çok büyük bir sorun var. Ama yokmuş gibi yapıyor herkes. E ne yapalım o zaman ya? Biz ne konuşalım? Ya sistem dediğin şey canlı kanlı elle tutulur bir şey değil ki. Sistem insanlardan oluşuyor. Mesela İnsanlar, bak bir örnek vereyim oradan biz sen. Biz 20-30 senedir suyun başındaki 5-6 adam bu sistemi oluşturan, devam ettiren, yürüten, bundan sonra yürütecek olan adamlar. Bunlar neye neşter vuracak? Bu adamlar kime neye neşter vuracak? Bak bir örnek vereyim. Oraya bir neşter vurulması lazım. Şenol Güneş'in en çok eleştirildiği konu neydi? Şenol Güneş transfere karışmaz. Şenol Güneş çok pasiftir bu konularda. Hiç de konuşmaz. O yüzden de hep sorun yaşadı diye. Ne yaptı Şenol Güneş? Bence Şenol Güneş'i ben tebrik ederim. Değişerek gelişim budur. İlk defa çat diye yumruğunu vurdu. Dedi ki böyle yaparsanız dedi bu takımdan ben sorumlu değilim değil mi? Biz de oradaydık yani. Minvalinde. Şampiyonlar evet. Liginde falan benden bir şey beklemeyin diye. Acele ettirdi yani. Yani şey. Yaptı. İlk evet. Defa inisiyatif kullandı. Başkan da hoca haklıdır dedi. Sen devam et, sözü kesmek için söylemedin. Estağfurullah. Yani, kesti sözü. Ya şöyle bir şey var, zaten reklama gideceğiz. O zaman yani, bir cümleyle ben toparlayayım. O zaman ben giriyorsun kesin. Bir cümleyle toparlayayım. Ergin Asır'a DM atıldı. Fatih Hoca dese ki ben yeni bir kadroyla başlayacağım. 3 sene sonrasını planlıyorum, anlarım. Ama bu arkadaşlar huzursuzluk yapıyor, o yüzden bunları kenara bıraktım dersen... Ben 3 sene sonra yine huzursuzluk yaparsa ne yapacağız? Çünkü o zaman ben Fatih Hoca'nın sorunlarla baş edebilme problemi olduğunu düşünürüm hocam. Kusura bakma. Geriye doğru böyle oluyor çünkü. Ki bir de bu geçmişe baktığın zaman bunu daha önce olmuş. Hani çözmüş, başarmış bir isim olarak o kredini tüketiyorsun şu anda yani. Evet. Yani. Kendine de zarar veriyorsun. Dolayısıyla bunun adını koymak lazım. Ama bir de mesela şunu da söylemek lazım. Hani değişerek gelişim deyince Fatih Hoca mesela Galatasaray'a en son geldiğinde bir yemekte hatta Mehmet Ayhan falan da vardı. Galiba Ilgaz da vardı. Şeyi söylemişti bize. Artık dedi işte çıraklık,
kalfalık, ustalık dönemi bitti, bilgelik dönemi başladı. Yani eskisi gibi olmayacağım demişti ki son geldiğindeki profil gerçekten eskisi gibi değildi. Yani şu anda milli takımda öyle. Mesela Galatasaray'dan ayrılış sürecini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. O zaman yazılanlar, çizilenler, haberler, yıpratma politikaları falan tek kelime etmedi. Ne Galatasaray'da kendisine bunu yapanlara, ne Ünal Aysal'a şöyle çıkıp hiçbir şey söylemedi hiçbir yerde. Dedi ki kardeşim hani benim bunları konuşmam ne bana bir şey kazandırır ne Galatasaray'a bir şey kazandırır. Bu dedi tarih bunun zamanını verir. Bir de şunu düşünüyorsun otomatik olarak. Bugün de söyledi mesela ben Galatasaray'ım. Galatasaray benim kulübüm diyor. Neden? Çünkü Galatasaray Divan Kurulu üyesi. Ve şunu da düşünmek lazım. Yarın öbür gün bu polemik ortadan kalkacaktır. %100 eminim. Yani bak kalıbımı basarım eminim. Bunu bir şey bildiğim için söylemiyorum. Arda ile Fatih Terim'in arasında yaşanan bu problem şahsileştirilmiş, kişiselleştirilmiş bir olay değil. Bu çok basit bir şekilde çözülebilecek bir şey ve bence çözülecektir. Kaldı ki Ömer Toprak meselesi de çözülmüştü. Çözülmüştü. Ta ki Ömer Toprak milli takıma çağrıldığında sakatım diye bahane üretip gelmeyene kadar. Onu da burada söyleyeyim. Bak Osman. Sakat olmadı. Ömer Toprak bahane diyorsa, üretti. Aynen öyle. Aynen. Hayır bir dakika abi. Şimdi Ömer şunu söylüyor. Bu da çözülmemiş bir dakika, sorun. Bir dakika ben şunu söyleyeyim. Reklamdan sonra mı konuşuyorsun? Kayser Slautern. Reklam? Tamam çıkalım o zaman reklama. Ben koptum gittim. Bu konuyu da reklamdan sonra anlatacağım. Devam ediyoruz. Reklamların ardından yeni günün ilk saatine girdik. Şu Ömer Toprak meselesini söyleyeyim. İlk çağrılıyor bu olaylar olup bittikten sonra işte Hakan Çalhanoğlu falan bunlar tatlıya bağlanıyor. Hatta Leverkusen Mainz maçında Fatih Hoca Yunus Mallı ile görüşmeye gittiğinde Hakan Çalhanoğlu Yunus Mallı otururlarken Ömer geliyor. Hoca ile konuşuyorlar. Hoca hatta sonra açıklama yaptı. Herhangi bir problemimiz yok. Çözdük sıkıntılarımızı dedi. Ve davet edildiğinde Gökhan milli takıma varsa ben yokum diyor. Davet edildiği için gelmiyor Ömer Toprak. Ama insanlar bunu unutuyor. Ben bunu söylemiştim, yazmıştım da. Bunu başka gazetelerde de çıktı bu haberler. Ama insanlar bunu unutuyor. Diyor. Ömer Toprak kendi tercihini yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bana dayatamazsın kardeşim sen. Milli forma seni çağırıyorsa ya gelirsin ya gelmezsin. Bahane süremezsin. İşte o varsa ben şimdi düşün. Burada stüdyodayız. İşte beni bir konuk çağırıyoruz dışarıdan. Atıyorum Mehmet Ayan'ı çağırıyor. Mehmet Ayan diyor ki Erdal Hoş varsa ben yokum. Ben bir daha çağırmayayım mı Mehmet Ayan'ı? Çağırırsın. Ha tamam Mehmet Ayan ekstrem bir örnek oldu diye. Yani. Hayır Osman çağırıyor. Bir anda böyle sildi ya. Yani. Çağırmadım Osman çağırıyor. Yani. İş nereye gitti ya? Yanlış adama soru soruyorum abi ben. Bir de bak bu vardır ha. Gazeteci cevabını alabileceği soruyu soramamdır. Yani doğru hani cevabı alabiliyorsan o soruyu sor. Cevabını alamayacağını yanlış soruyu sorma derler. Yani bilmiyorum iletişimde size söylemişler miydi bunu ama. Buradan hani milli takımla ilgili biraz da sahayı konuşalım diyeceğim. Mesela benim gördüğüm kadarıyla milli maçta hani çok eksiğimiz var. Yani biz futbol gibi bir şey oynuyoruz. Yani hani belki bu takımın yeni böyle bir arada olması falan gibi. Mesela ben şunu düşündüm. Tolga Ciğerci şimdi milli takıma katılınca örneğin işte stoperde herhalde Serdar'la Mehmet Topal oynayıp Tolga orada oynayabilir mi gibi düşündüm. Bilmiyorum Erdal abi senden başlayalım bu sefer. Bayağı bir zamana ihtiyaç var takımın ya. Yani ihtiyacım var diyeceksen. Yeniden yapılanıyoruz yani. Yani bir tek Emre Mor'un o çalımlarını hatırlıyorum. Onun dışında bir organizasyon falan hani en az Trabzonspor kadar zamana ihtiyacı var. Milli takımın bu haliyle. Hani Mehmet Topal stoper oynasın da Tolga oraya geçsinle çözülecek mi bilmiyorum. Daha kötüsü evet Emre'nin dikine gitmeleri falan iyi ama o da mesela topla vedalaşacağı zamanı bilmiyor. Volkan da bilmiyor. Böyle olunca çok kopuk ani ataklar oluyor. Yani çok önemli yakalayabileceğimiz şimdi yarın ne oynayacağız? Şimdi kadroyu yazdım da bir şey takıldı kafama. Şimdi Volkan Babacan vardı değil mi kadroda? Serdar Aziz sakat olmasa ilk 11 oynuyordu. Belki. Bence kesin oynayacaktı. Yani Mehmet Topal oynadı. Ha pardon. Yani, stopersiz gittik. O da ayrı bir şey. Yani, neyse. Tamam. Şener milli takım kadrosunda vardı. Evet ama ilk 11 değil. Değil ama vardı. Vardı yani. Ama yani. Demek ki oraya geldiğine göre o takımın içinde. Yok yani. bu yol doğru değil. Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi İsmail çok vardı. Çok fazla değişiklik yok. He. Yok tamam, öyle değil. Şöyle hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kağıt üzerinde aslında değişen buradan gördüğüm kadarıyla bir Tolga girerse yeni oyuncu olarak giriyor buraya.
Bir de işte Arda yok, onun yerine ama bunu kadro Hakan olarak, Çalhanoğlu falan tercih ediyoruz bunu, gibi. Bunu kadro olarak söylüyorsun. Bunlar bunu, ikinci tercihler. Yani bunu şöyle son 10, son 10 maçla mesela milli takımın son 15 maçıyla mukayese edersen öyle değil. Yani o zaman yepyeni bir şey dışarıda var. Dışarıda kalan 11'i yani dolayısıyla, yazsan bunun 3 gömlek üstü yok, bir takım çıkartabilir. Hayır, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 11. ana kadroya baktığınız zaman 20, hani bu 15 maçlık süreçte seçilen 25 kişilik kadrolara baktığımız zaman bu isimler zaten var. Eyvallah. Yani birlikte oynama, takım olma, en azından bu beraber antrenman yapmışlıkları var. Yani senin dolayısıyla daha fazla kadar, bir beklentiye girmemiz gerek. Gerekiyor. Ve bu takımın bunu gösterebilmesi eyvallah lazım sanki. Hani eyvallah, bu kadar dağılmaması lazım. Eyvallah. Yani. Yani şimdi yarını konuşacaksak eğer. Hı hı. Ne yapacağız biz? Hırvatistan'ı durduracağız. Bekleyeceğiz. Ve fırsat bulunca ki o fırsatları veren bir takım Hırvatistan. %100. Yani o iyi bir tarafı varsa biz kötü oynadığımız maçta bile Hırvatistan'la beraberlik alabiliriz. Neredeyse bir bitiyordu işte. Yani çok kötü oynadığımız bir maçta bile. Hakan Balta vursa orada. Dolayısıyla hani o anlamda hepten de şey yok. Ama sıkıntı o fırsatları bulduğumuz anda, o fırsatları muhtemelen bulacağımız iki adam var. Hızlı Volkan ve Emre. İkisi de topla vedalaşacakları zaman konusunda sorunlular. Tercihler konusunda. Tercihler konusunda son derece sorunlular. Yani pas atmaları gereken yerde bu hem Volkan'ın bir problemi ama Volkan'ın bu senelerdir bir problemi ve çözülmedi. Çünkü niye? Çünkü öğretmeye dayalı bir sistemimiz yok. Volkan 2010'da Bursaspor'da nasılsa hala üzerine bir şey koymuş değil. Bu da yine döndük Türk futbolunun başka. Emre'de bu olmayacaktır muhtemelen. Doğru yerde çünkü. Thomas ama bizde öyle değil. Ya bu da başka bir sorun. Ya dolayısıyla yarın adına böyle bir hani Volkan'ın yerine Gökhan olmaz mı orada? Töre? Ki formda yani West Ham'da da oynuyor. Bence olabilir. Yani neden? Yani olmaz? Emre Töre sanki daha olabilir. Tercih edilebilir gibi bilmiyorum. Olabilir. Kafa karıştırdı. Yok hayır olabilir canım. Bence olmaz. Ergin konuşsun sonra reklama geliyor. Ben en son ben konuşurum. Şimdi takımın sıkıntısı şu. Bahsettiğimiz kağıt üzerinde gördüğümüz takım rakipler İzlanda, Ukrayna, Hırvatistan'ken sen yeni ivme yakalamaya çalışan, bir arada oynamaya çalışıp takım olmaya çalışan bir yolda yürürken onlar çoktan o yolları yapmış, yürümüş, geçmiş, geri dönen takımlar. Yani bunları 2-3 sene önce geçti. İzlanda, Hırvatistan falan çok daha gerilere gidebiliriz. Yani Ukrayna biraz daha geriye götürebiliriz. Hatta orada Finlandiya bile çok da kötü bir takım değil yani. Değil. Gayet sert bir takım. Şimdi bizim bu az önce bahsettiğimiz konuların üzerine bir de bu yeni gelen yeni oynamaya çalışan çocukların üzerine bizim en tecrübelilerimizi az önce konuştuk. Bunlar da yeni çocuklarımız. Şimdi sen öyle takımlara karşı oynayacaksın ki şampiyonada babası ölmüş. Aynı gün maça çıkıp sırrını bıraktı. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Felsefeyi anlat. O takımın kaptanı geri döndü, oynadı tabii. Şimdi, o kafayı anlatmaya çalışıyorum, tamam mı? Ve o psikolojiyle 20-25 orta yapıp bindirme yapıp müthiş bir turnuva çıkartan bir anlayış, bir zihniyetten bahsediyorum. Sırnayı kenara al. Önemli değil. Bu adamların geçmiş 4-5 turnuvalarına bak. Çizgiye bak. Şimdi öyle geliyorlar yani. Var mıdır acaba orada işte Rakitic, Modric o gece şuraya gitti. Bu hocaya ters yaptı. O yemeği yemem dedi. Sorunlar oralarda da oluyor. Çok orada, çok ben bugün söylemişim. Yansıyan ne? Demirkol'u izledim. Hı-hı. O ama çok Mehmet. Şunu söyledi. Hayır yok şunu söyledi. Ben de Hırvat meslektaşlarımızla konuştuğumuzda dedi. Bize şunu söylediler dedi. Bu takım dedi futbolcuların ve federasyonun yönettiği bir takım. Yani teknik direktörü kimsenin taktığı yok dedi. Onu zaten şeyde gördük. Evet. Turnuvada da gördük. Çok net belli. Yani dolayısıyla teknik adam takımı değildi. Çok bize, net. Bize yani. Bir anlamda benziyorlar yani sanki orada yani. Hani bir dibiye bir şey yapmayayım da. Ve şey şöyle bak. Şöyle bak. Bir başı boşluk var. Kıyas yapacaksak bir tanesi hep konuştuğumuz çok bir avuç nüfusun olduğu bize göre İzlanda. Bir tanesi 30-40 senesini savaşlardan çıkmış gelmiş bir tanesi. Öbürü hala savaşın olduğu bir yer falan. Çizgiler devam ediyor. Yani şunların içerisinde belki son dönem haricinde en sorunsuz futbolcu olarak en böyle bir şeylerin altın tepsiyle sunulduğu adamlardan bile dönüş verim almış bir şey değiliz. Yani yeni takımın sıkıntı şu, bu lig olsa lig özelinde 8. 10. haftadan sonra olur tutar gibi bir beklentin olur ama burada bir telafi şansım var çünkü. Bir içeride bir dışarıda. Bitti bu kadar. Turnuva süreçleri onu göreyim bunu göreyim süreci değil. Maalesef milli takım oyuncu yetiştirme, takım oluşturma yeri de değil. Milli takımın yeri o an senin liginde ve yurt dışında oynayan sana mensup, memleketine, pasaportuna mensup adamların en iyilerini dönemsel olarak alıp 11'i çıkartıp oynatma yeridir. Herkesin böyle bir lüksü şansı varken biz bambaşka şekilde işte takım oluşturma, jenerasyon oluşturma, adam oluşturma,
la uğraşıyoruz. Yok yani bu süreç çok doğru bir süreç değil. Ekim ayı sonunda biz milli takım teknik direktörü, belki milli takım yönetimi ve başka şeyleri konuşuyor olabiliriz bu 3 maçın sonunda. Bu da maalesef daha önce burada konuştuğumuz ya o zaman olacağına bu zaman olsun tercihi benim daha tercih ettiğim bir şey. Anlatabildim mi bilemiyorum. Anladım. Anlatamadın tabii ki. Biz anladık da dinleyenler anlamamıştır. Evet. Ergin diyordu ki yazın ben tercüme edeyim Ergin'cim. Yazın şöyle bir öngörüsü vardı Ergin'in. Galatasaray'da işler biraz kötü giderse, milli takımda da işler kötü giderse Fatih Hoca milli takıma geçecek gibi bir his var içimde. Galatasaray'a. Yani Fatih Hoca Galatasaray'a geçecek gibi bir his var içimde demişti. Şu anda da o tereddütü devam ediyor. Bunu söylerken de şöyle söylemişti. Bu milli takımı yüzüstü bırakmak olur. Eğer yeni bir şeye başlayacaksak bu uzun soluklu olması gerekir demişti. Ama ben yani Fatih Hoca'nın öyle bir şeyde olduğunu düşünmüyorum. Ergin. Ben de düşünmüyorum. Ben de yani sanki bu kadro değişimi aslında ben buradayım, birkaç sene daha buradayım demek, ben öyle görüyorum. Bir de şöyle bir şey oldu. Bir iki ortak dostumuz işte hocayla bazı konularla ilgili futbolun genel durumuyla alakalı bir görüşme yaptıklarında da şunu gördük diyorlar. Yani çok net olarak heyecanı var bir şeyler yapmak için ve bununla ilgili çok net bir iradesi var diyor. Dolayısıyla biz de ondan dolayı diyor daha umutlandık diyor görüşmeyi yaptıktan sonra, ki bu arkadaşlarımız da Türkiye'de alt liglerde falan çalışan değerli isimler yani. Oraya değer katmaya çalışan isimler. Şunu söyleyeceğim Cüneyt abi sana geçerken. Milli takımda birinci derecede problem bek problemi gibi gözüküyor. Yani bir kere şimdi tamam Hasan Ali hani elde var bir olabilir ama bir Caner değil. Yani hücum anlamında bir kere zaten öyle çok da bir şey beklemiyoruz. Öbür tarafta Şener malum. Bir de stopere bakıyorsunuz. Serdar hani bir derece tecrübesiyle bir şeyler yapabiliyor ama mesela Çağlar'ın yapmış olduğu bir iki hata var. Çok kritik hatalar. Mesela Hırvatistan'a bunu yaptığınız zaman yersiniz yani. Ya bak Hırvatistan oradan şöyle devam edeyim. Şunu hani Erdal abiye söyleyeyim mi? Sana söyleyerek atayım diyorum. Yani ben orada mesela tekrar diyeyim onu. Hani stopere bir Mehmet Topal görüp orta sahada bir Tolga Ciğerci görebilir miyiz? Orta sahayı biraz daha sertleştirme adına da belki böyle bir şey olabilir mi? Ya şimdi Hırvatistan teknik direktörü Türkiye-Rusya maçının ilk yarısını seyrettiyse televizyonu kapatmıştır, tamamdır bu iş demiştir. Çünkü Rusya Türkiye'ye ilk yarıda ilk 15-20 dakika bir baskı yaptı ve Türkiye'ye çıkamadı. Hatta Şener'in bir tane pozisyonu var. Penaltı verse hakem verir yani, hani kafa atıyor adama. Şener ileride de aynı hatayı yapıyor. Yani Şener inanılmaz yetenekli ve hızlı bir oyuncu olabilir ama futbol aklı maalesef geliştirmemiş. Yani futbolu bilmek, futbol aklı, pozisyon almak çok farklı bir şey. Serdar Aziz'in 2-3 tane kaçırdığı, çok kötü kaçırdığı pozisyon var. Yanlış verdiği paslar var. Dolayısıyla Türkiye stoper tandemi olarak Çağlar Söyüncü ve Serdar Aziz ile çıkarsa ve bunların sağ beki Şener, sol beki de Hasan fark Ali. Etmez Hasan Ali ya da şey olursa İsmail, hangisi olursa olsun Türkiye'yi dağıtır Hırvatistan. Yani üzülerek söylüyorum bunu, hani şey diliyle, iddia diliyle handikap olur. Hatta iddia tek maç açmamış. Yani o bile bir şey. Ben fikrimi söyleyeyim. 1.30 veriyordu Hırvatistan'a. Çok kişi Hırvatistan galibiyetini oynayabilir diye. Bence bunu açmamışlar. Bunu da açık söyleyelim. Gelelim. Şimdi senin söylediğin yerden devam edelim. Önemli bir şey söyledin. Şener'le İsmail Köybaşı'nı oynatıyorsun. Önlerinde kim var? Emre Mor ve Volkan Şen. Hiç yardım etmiyorlar geriye. Savunmaya sıfır katkıda bulunuyorlar. Orta sahada Mehmet Topal'la Ozan var. Onların önünde Hakan Çalhanoğlu var. En önünde de Cenk var. Türkiye o kadar kopuk oynuyordu ki. Tabii. Ve yumuşak. Ve yumuşak. O bağlantıyı öyle bir kestiler ki. Türkiye atak yapamadı. Aynen senin söylediğin gibi Emre'nin birkaç tane atağı var. Münferit. Eğer Türkiye Hırvatistan'a bu kadroyla çıkacaksa çok ciddi sıkıntı olur. Senin söylediğini de şöyle ifade edeyim ben. Avrupa Şampiyonası boyunca stoperde Mehmet Topal oynadı. Şimdi ne değişti de Mehmet Topal'ı biz bu sefer orta sahaya çektik diye ben sorarım. Bu kadar gerekliyken yani Çağlar... Serdar'ın geri dönmüş olması, yani sakatlıktan gelmiş olması. Ya işte orada, Çağlar'ın yani orada bir görmek istiyor olması. Ha, onu denemiş olabilir. %100 öyle düşünüyorum ben. %100 öyle düşünüyorum. Yani Çağlar'ı da bir göreyim. Hani ne yapıyor? Hatta Ahmet Çalık da girdi. Yani sence Çağlar oynayacak mı? Bence ben şunu düşünüyorum. Mehmet'le Serdar oynar diye düşünüyorum. Mantıklı. Şunu da ekleyeyim ona. Ben mesela şunu yapardım. Senin söylediğinin dışında. Ben bir kere şu Yalçın Ayhan'ın hala niye çağrılmadığı konusunu
enteresan geliyor bana. Maçlık olarak da çağırabilirsin. Yani Yalçın Ayhan bugün Başakşehir'in... Ki yarın kapalı oynayacağız. Yani Yalçın kapalı. Ayhan, Serdar Aziz, illa Serdar Aziz oynayacaksa orada. Ya da ne bileyim mesela Çin'de Burak az maç oynamasına rağmen gelmişti Ersan, buraya. Ersan var, biz onu hiç çağırmıyoruz. Ama Ersan iki golü var, ikisi de kendi kalesi. Fark etmez. Yani bu Ersan geçen sene... Pardon, üç golü var, ikisi geçen sene golü. Şampiyon olan Beşiktaş'ın ilk yarı tüm maçlarını Espiri oynamış. Fatih Hoca'nın da çok tuttuğu bir adamdır. Ki sol ayaklı stoper de önemlidir yani futbolda. Dolayısıyla şimdi S'leri sağları bir kenara bırakırsak eldekiler içinden senin dediğin bana makul geliyor. Hatta bana kalsa Tolga Ciğerci'yi oraya koyacaksak onun önüne de Yunus ve Hakan'ı koymak lazım. Çünkü playmaker ihtiyacı var Türkiye'nin. Hatta üstüne de şunu da söyleyeyim. Savunma da çok yumuşatır. Hatta şunu da söyleyeyim. Çünkü biz şöyle yapacağız. Yunus'la Hakan o Almanya'da savunma yönünü çoğundan daha yapan oyuncu. Ama şöyle bir şey var. Biz şunu oynamayacağız. Yani biz pas oyunu yapıp oyunu rakip sahada oynamayacağız. Hırvatistan karşısında. Biz bekleyeceğiz. Önde 3 hızlı adımımızla. Mustafa Reşit Akçay. Şunu yapacağız yani. Mesela atıyorum savunmada topu kazandık. Tolga topu aldı. Hakan'a verecek. Hakan atacak Emre'nin önüne. Peki. Veya savunmanın arkasına. Veya Cenk'e. Ben yani hala şuna inanıyorum. Muhtemelen bunu oynayacağız. Alman disiplininden geldiği için ve oynadığı takımlar Leverkusen ve şeydeydi en son. Yapabilir. Yunus. Mainz'daydı. Mainz'daydı. O ikisi alan kapatma vesaire de bunu yapabilir. İki, bence olacağı şahı mutlaka kadroda olması lazım. Yani Türkiye'de futbolu en iyi bilen oyuncu kim deseler. Yani ben mesela geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunda benim en saygı duyduğum adamlardan biri Olcay Şahan. Niye? Olcay hem savunmasına yardım edebilir. Çok fazla. Emre'yi çünkü öbür tarafta serbest oynatabilirsin bu arada. Rahat olur o zaman. De bir tarafa yatıp oynayabilirsin. İki, Olcay'ın Beşiktaş'ta attığı paslara bakın. Yani Olcay oyunu geçiş oyununda oyun inanılmaz asistler yapan. Evet. Oyun akışını da iyi yönlendiren. Güç katan bir oyuncu. Artı yani sonuçta Cenk ile ikisi aynı takımdan. Oğuzhan olsaydı Oğuzhan'ın da büyük bir ihtimalle hoca koyacaktı. Oğuzhan zaten bir şey söyleyeyim. Oğuzhan bu şu... Takım onun üzerine kurulurdu. Tabii. Yani Arda'nın yokluğunda Oğuzhan bu takımın maestrosuydu. Yani çok kötü bir noktada sakatlandı. İnşallah ciddi değildir. Yok, dönecek hafta. Ya dönsün de yani bir an önce dönsün. Milli takımın ona çok ihtiyacı var. Bu arada mesela... Ve kaldı ki ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim bu bahsettiğimiz Hırvatistan karşısında hani yaslanarak çabuk oynayınca Olcay doğru adam mı? Bunu da konuşmamız lazım. Tamam Olcay önemli bir oyuncu ama... Şeyli söyledi ama yani... Olcay Emre. Dolayısıyla hani bir tarafa yaslanıp gibi düşün. Ya veya şöyle bir şey de olabilir belki. Hani senin oradaki dediğin Yunus Mallı seçeneğinin yerine belki Olcay olabilir. Olabilir. Yani orta ikiliyi Hakan Olcay yapıp belki öyle bir şey olabilir. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Mesela Ahmet Oğuz çağrıldı sağ bek olarak. Evet. Şener'in dışında. Yani Gençler Birliği Osmanlı Spor maçını izlediyseniz. Yani sezon boyunca da hataları var. Çok büyük hatalar çok yapan net bir oyuncu. Yani yok zaten düşünmüyordur muhtemelen. Şener'in yerine onu koyacağım desen koyamazsın. Şener'e bir şey olsa vesaire vesaire. Yani dolayısıyla böyle idari sıkıntılar da var bu milli takımın. Yani seçilen kadro konusunda benim ciddi şeylerim var. Yani ama mesela orada ben şunu da yapabilir belki. Oyunun şeyine hani orada bir sıkıntı olduğunda Olcay mesela sabık oynamıştı var. Belki orada değerlendirebilir Olcay'ı. Emre Volkan yaptığında şimdi şöyle birisi doğuyor. Avrupa Şampiyonası'nda biz bunu Caner ve Gökhan gibi iki üst düzey bek bunun sıkıntısını yaşadı. Öndeki Hakan ve Erdoğan. Otobana çevirdi Hırvatistan bizim oraya. Bunu demin söylemeye çalıştım. Bizim maçta yaptı 34 yaşındaki adam 20. Olcay Şahan olsa onu kendi bayrak direğine kadar kovalayıp onu yaptırmıyor. Şimdi Olcay'ı tercih etmenin böyle bir avantajı var ama efektif çıkışta bir sıkıntı yaşadı. Olcay bunu orta sahada da yapabilir ama. Yapabilir ki. Yani sen bu orta sahadaki üçlüden sağ iç ya da sol içte onlatırsan Olcay'ı. Olcay yine o beki kovalar. Götürür yani. Savunmaya girer oraya. Hırvatistan da kanat akımları. Ya ben temel olarak sadece şunu söyleyeceğim. Bu savunma tandemiyle çıkamayız. Mümkün değil. Yani bu savunma dörtlüsü ve kaleciyle. Şey söyleyeyim. Hatta yani Rusya maçındaki savunmadan bahsediyoruz. Hatta yani Yalçın Ayhan dedim ya. Yalçın Ayhan'ı aldığın zaman en azından onun arkasındaki Volkan'la da beraber oynamış olması da çok önemli. Yani aynı futbol dilini konuşmak deriz ya biz. Dolayısıyla ben Hırvatistan maçından kendi adıma futbol olarak Türkiye'nin bir şey vaat etmediğini düşünüyorum. Kalan maçları da düşününce Türkiye'nin bak Kosova dahil bu takımdan 6 puan alır diyebileceğimiz bir takım var mı şu grupta? Yani bu takımdan 6 puan alır. Kosova'dan alır. Bence Ukrayna'dan da alır. Emin değilim. Peki. Yani. Hayır ben... Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela bizim burada Ukrayna'ya Ergin işte az önce de bahseden Ukrayna hani geçmiş olan bir takım ama turnuvadaki hali ortada. Yani Ukrayna, sıfır Ukrayna'nın yani bir İspanya maçı var. Son maçı. Şaka dağları gibi. Dağları taşları kaçırıp yani yenildiler. Gelseler onlar gidiyordu. Valla Osman şöyle yani Rusya karşısındaki takım Cüneyt'in dediği gibi
Evet. Avrupa Şampiyonası'nı da bıraktığı gibi Türkiye milli takımı. Daha yani daha da. Ya o zaman da çünkü bir şey özgüven de kaybolmuş yani, vaziyette. Bir şey var yalnız yani için söyleyeyim. Ya biz Hırvatlarla oynarken genelde şey oluyor. Yani onlar bol kop pozisyon kaçırıyorlar. Yani öyle bir kısmetimiz var. Kaybettim işte. Yine şey üzerinden çocuklar takım üzerinden konuşamayacağız. Şimdi takım niye Hasan Ali var da sezon öncesi Inter'de kamp yemiş, Beşiktaş'ta hazırlık maçında iki tane asist yapmış, Caner niye yok? Şimdi bunları yine konuşup bunlar üzerinden gidecek mesela. Onları konuştuk niye? Ya Ergin. Hayır. Tamam onu bitir. Şey için söylüyorum. Takımlar için söylemiyorum. Söylüyorum. Salı günü. Tercihler anlamında. Anlatabiliyor muyum? Yani anladım. Bunların yani maçın sonucu olumsuz bir şey olsa bunlar konuşulur. Doğru. Normaldir yani. Yani. Ama bu bir şey söyleyeyim. Dünyanın her yerinde konuşulur. Konuşulur. Konuşulmasında hiçbir önemi de yok. Ama var. Ya benim nezdinde yok. Ama yani sonuçta bir şey söyleyeceğim. Malzeme varken kullanmamak herkese sıkıntı. Ben şunu düşünüyorum. Her zaman işi söylüyorum. Mesela bitmiş oynanmış bir maçın. Ya o hakem onu verseydi vermeseydi falan şöyle. Ya olmuşu artık konuşmanın bir mantığı yok. Oradan çıkarttığın dersi konuşmak lazım. Sen buradan ne ders aldın? Sonuçta ne oldu? Neyi yanlış yapmışsın? Bunu konuş. Bu bir yanlış mı? Konuştuk işte. Yanlış. Yani ama bir tercih var. Tercihe de saygı duyacaksın. Evet. Sonuçtan sonra dersin ki işte bu sonuç tercih. Bunu yaptın. Sonuç bu oldu. Bunu o zaman konuş. Evet, hep böyle yani, konuşuyoruz. Ha, hep insanlar öyle da şunu düşünmesinler. Yani insanlar da affedersin çok üzüldüm. Kafayı yemiş birçoğu. Şunu söylüyor. Diyor ki işte Galatasaray Caner Erkin'i Beşiktaş'a getirip geldi transfer oldu diye almadı. Gökhan Gönül Fener'de olsa alır. Ya geçin abi bunları yani. Bu artık bu işin şirazesinin kaymış ya, hali yani. Bak, ekstra çok çok ekstra şey yoksa Uganda'da da oynarsa, Zaire'de de oynarsa Gökhan'la Caner'i alırsın milli takıma. Arda mevzusunu bilmem. Alırsın yani. Şimdi o yüzden bunların konuşulup bunların ortaya konuştuk koyulması yani, lazım. Yani daha bizim da konuşuruz yani. Ben bizim kendi adıma bir şey söyleyeyim. Hoca tarafından diyor. Ben kendi adıma bir şey söyleyeyim. Bunu defalarca iddia ediyorum. Milli takım olayı bitmiştir diye. Yani dünya üzerinde artık milli takım olayı bitmiştir. Çok da angaryadır. Hatta şu anlamda da angaryadır. Ben bir kulüp taraftarı olarak baksam hiçbir oyuncumun gitmemesini isterim. Çünkü hani diyorlar ya işte bu milli maç arasında faydalanacağız. Nereye faydalanıyorsun? Zaten bütün oyuncuların gitmiş abi, milli şey takıma. Sakatlık olabilir. Ben şunu anlamıyorum. Gerçekten bunu birisinin bana izah etmesini istiyorum. Şimdi Avrupa Şampiyonası bitti değil mi? Dünya Kupası elemeleri başladı. Evet. Ligler başlamış. Bravo. Önemli bir nokta. Ara veriyorsun. Değil mi? Tekrar devam ediyorsun. Bir ay geçmeden bir daha ara veriyorsun. Ya bunu yapan kim acaba ya? Ya arkadaş şunu yap. İkiye böl takvimi. Tamam mı? De ki kardeşim Eylül ayında ligler başlamadan 10 gün önce 4-5 maçı oynatıyorum sana. Bravo. 15 gün önce. Tabii deplasman 2 günde öncesinde. Ağustos'un 27'de Eylül'ün 10 arasında 30 günü bir aylık sürede bu 5 maçı oynayacaksın ilk yarı maçlarını. İkinci yarı maçlarında ikinci yarı başlamadan önce Şubat'ın ilk haftasıyla işte Şubat'ın son haftasıyla Mart'ın ilk haftası arasında oynatıyorum de. Ya çok basit bu ya. Yani niye biz bu böyle ara ara sürekli şey... Bir kere takımların ligdeki insicamını bozuyorsun. Oyuncu sakatlanıyor bilmem ne oluyor falan. Çok saçma geliyor yani. Bilmiyorum ama. Dolayısıyla yani bence milli takıma oyuncu alınmıyorsa eğer sevinirsin bile yani. Tabii ki. Tamam mı? Hani işte hele Gökhan'la Caner. Gökhan'ın sakatlığı vardı. Hazırlık maçı bile yaptı. Evet. Hani herhalde bu reklamdan sonra onları da konuşuruz. Caner yeni gelmiş. Takım da antrenmana çıktı. Yani o alınmamış olmaması. Olması büyük bir nimet bile bir noktadan sonra. Mesela Şikörtel bugün ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Slovakya maçında. Fenerbahçe taraftarı olarak bakarsan dersin ki o bir sonraki maçta oynamayacak. Çağırmazlar kadroya. Aynen öyle. Çağırmazlar kadroya dersin. Dolayısıyla hakikaten bunun bir düzenleme yapılması lazım UEFA ve FIFA tarafından. Aksi takdirde anlamsızlaşıyor. Yani bir de Güney Amerika Kupası başka zaman, Dünya Kupası başka zaman. Yani ciddi mesafelerde uçuyor bu oyuncular ve ciddi paralar, ciddi zaman da kaybediyorlar. Turnuvada 20-21 ay sonra. Yani 2 yıl sonraki turnuvanın maçlarını şimdi onu da niye? İşte ekonomi ayakta tutsun, yayınmayın. Ya sponsorları var, kabul ediyoruz. Yayıp, eyvallah ama söylediği doğru. Şeyi hatırlatmışlar yani, bu arada sponsor, yine PTT 1. Lig'di. Artık o PTT de değil adı. 1. Lig'in maçları yayınlanmıyor. Onu söyleyin neden olduğunu. Veya sen biliyorsan söyle. Yok sen söyle. Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz yayıncı kuruluşun yeni devri yapıldı. Yeni bir şey var artık, sahibi var. Bein Sports. Onu da söylemekte bir beis görmüyoruz herhalde. Bu kurum bütün tamamıyla Lig TV devraldıktan sonra B paketi dediğimiz bir paket var. Bu nedir? Maçların özet görüntülerinin içinde bulunduğu paket. Evet. Bunun satışını yapacak. Bu kurum yapacak. Tabii ki. Tamam. Bu kurum bu satışı henüz yapmadığı için o paketin içinde hem Süper Lig'in özet görüntüleri hakkı var
Hem de PET'te 1. Lig'in yayın hakkı var. Yani 1. Lig'in yayın hakkı var. Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl on? O ha düzenleme de öyle. Tabii ki beraber. İhale yapıldığında şartnameye böyle konmuş. Yani diyor ki sen diyor Süper Lig özet görüntülerini alacaksan PET 1. Lig'de yayınlayacaksın diyor. B paketi dediğimiz paket. Dolayısıyla bunu dahil olduğu için o paket şu an satılamadığı için bu durum yaşanıyor. Tek tek maç özetlerini almak isteyen B paketinin sahibine mi gidecek? B paketin sahibine gidiyor. O da C paketi olarak adlandırılıyor. TRT'ye B işte. Satıyor. Aynen. Az kiracı. Peki şunu duydunuz mu? Üçüncü hafta itibariyle biz bu özetleri en azından devlet televizyonundan insanlar izleyebilecek mi? Hayır. Şu an öyle bir durum yok. Önümüzdeki hafta muhtemelen milli takım arasından sonraki hafta muhtemelen bu problem çözülecek. Şöyle çözülecek. Yani yeni yayıncı kuruluşun yeni müdürleri ve işte idari kadrosu gelip oraya oturduğunda bu şartnameye bakılacak. Hemen gereken neyse yapılacak ve TRT yayınlarında tekrar devam edecek. Ya da başka bir kuruluş alabilir. TV'net alır bakarsın. Keşke alsa. Ne güzel olur TV'net alsa. Biz de yayınlarız. Keyif alabiliyor muyuz? Üçüncü yani en azından bilemediniz. Dördüncü hafta itibariyle insanlar bu özetleri ya, izlemeye başlayacak gibi bir şey diyebiliriz. Alıcısı var bir kere. Tabii yani, canım ya. Olmaz olur mu ya? Ben bile seyrediyorum. Keyifli bir şekilde seyrediyorum yani. Diyelim. Bu sene de çok ciddi rekabet var orada. Dolayısıyla evet. Boşta kalmaz. Reklama gidelim. Son reklamımız. Reklamdan sonra son bölüme geçeceğiz. Durup orada da koşuş. Takımlarımızın durumlarını konuşacağız. Hızlı bir şekilde diyelim. Reklamdayız. Devam ediyoruz reklamların ardından hızlandırılmış tur. Hani vardı ya. Evet. Çarkı Felek finali. Bu arada Çarkı Felek kazandırmaya devam ediyor. Lig TV'nin haberine göre Tolunay Kafkas Akhisar'la anlaşmış. Hayırlı olsun. Onu da söyleyeyim. O konuyla ilgili konuşulacak şeyler var. Yani işin hani bu 15 Temmuz sonrasındaki FETÖ denen örgütle ilgili yapılanmanın futbol ayarıyla ilgili de birçok şey konuşulması gerekiyor ama ya bunun bizim günlük böyle bir haftalık akışımız içerisinde oturup konuşmamız biraz zor. Hani özel bir program yapıp oturup konuşmamız lazım enine boyuna. Onun da bu anlamda değerlendirilebilecek bir şey hamle olduğu söyleniyor. Ne derece doğru bilemeyiz. Hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş'ta başlayalım. Bir hazırlık maçı yapıldı. Evet. Antep'le. Önemli transferler. Herkes şunu söyledi. İşte Sosa gitti şöyle olur mu acaba? Gomez gitti böyle olur mu acaba? Ama yani Beşiktaş oynuyor yani. Doğru. Yani bir gün önce imza atan 7 tane adamın bir gün sonra neredeyse hepsinin sahada olması ve ciddi bir ivmeyle, ciddi bir temaşa sunarak sahada olması keyif Beşiktaş tribünlerine giden ya da maçı Beşiktaş TV'den izleyenler için gayet keyifli bir şey. Bu işin görünür yanı ama tabii lig maçında puan için oynanan bir maçta rakibin bu kadar da dirençsiz olacağını söylemek çok mümkün değil. Yeni transferler özelinde gidecek olursak... Sana sadece Kalisca, şunu sorayım da onunla bir düşünüp bu soruda devam etsene. Dünkü 11'e kimleri koyarsın olmayanlardan da? Sen lafını unutma, onu en sonu söyle. Ya dünkü 11'in savunma hattı ve kaleci okey. Yani Fabri, savunma hattı dörtlüsü. Marcelo, Rodolfo, Gökhan, Caner. Orta sahaya geldiğin zaman Tolga'yı alırsın kenara. Orada Gökhan İnler var. Atiba, Oğuzhan yapar yine hoca ama İnler'in şöyle bir özelliği var. Şöyle hızlandıralım. 12, tamam, 12 dakika varmış. Tamam. Bence ama bu konu önemli yani. Çok önemli de biraz geç kaldık yani maalesef. Oraya girecek Quaresma ve Oğuzhan 2, Atiba 3. Ama Atiba ve İnler arasında hoca ciddi tercih var. Geçen sene Beşiktaş'ın en dikkat ettiği şey Atiba'yı böyle pamuklara sarıp sarmalamaktı. Aman bileği dönmesin, cezalı olmasın gibi. Bu sene ne oldu? Şimdi onu çok rahatlıkla tolere edebilecek bir Gökhan İnler. Hazır bir Gökhan İnler. Belki Şampiyonlar Ligi'nde ikisini bile oynatır. Şimdi gittin Kiev deplasmanında, Napoli deplasmanında, Benfica deplasmanında. Şimdi sen Oğuzhan, Atiba, Talisca çıkarsan ki Gökhan o seviyeleri oynamış bir oyuncu. Geçerler oradan. Şimdi orada iki tane DM ile oynamak durumundasın. Gökhan bunu oynayabilen bir adam. Oğuzhan'a göre defansif anlamda daha etkili olan bir adam. Dış saha için bahsediyorum. O yüzden Beşiktaş'ın en rahatlatıcı transferlerinden bir tanesi. Talisca gelmeden önce çok hakim olduğum bir oyuncu değildi. Özellikle idmanda izledim. İlk idmanında notunu veriyorsun zaten. Sonra da 3-4 idmanını daha izledim. Çok üst düzey bir adam ki 20 milyon euroları falan görmüş biliyorsun, adamdan bahsediyoruz. Şey çıkmadığı için çalışma izni çıkmadığı için İngiltere'ye transfer olamadı. Evet. Oradan döndü. Evet. Zaten kanat beklerini konuşmaya gerek yok. 70 metreyi kullanan adamlar, önde oynayan adamları da rahat oynatabilecek bir adamlar. Caner Gökhan yıllardır Fenerbahçe'nin bel direği, bel kemiği adamlardan bahsediyoruz. Ebubakar'la ilgili Dembaba ve Gomez sonrası orada çalışmak, orada golcü olmak çok kolay bir iş değil. İlk verdiği ivme sahadaki olumlu ama dediğim gibi şimdi puan maçı daha böyle kırıcı maçta
Cenk'ten formayı hemen almak kolay değil. Mesela geçen yıl 4 golle ilk iki hafta başladı Cenk. 3. hafta Gomez'e verdi. Başakşehir maçının ikinci yarısında Gomez'e verirsin. Gomez'sin. Verirsin şimdi. Ama Cenk ilk haftada 3 golle başladı. Ben yine Cenk'le devam edeceğini düşünüyorum Şenol Hoca'nın. Şimdi Ebubekir bir Gomez değil ama orta ve uzun vadede evet o kadar yatırım yapıp para verdiğin adam kaldaki senin formatindir. Kaldaki en kötüsü ikinci opsiyonun evet. Çok güçlü bir opsiyon oluyor. Bir sıkıntı şu. Şenol Hoca'nın ısrarla o iki tane röportajda söylemeye çalıştı şu. Ben yurt dışı kampını takip etmedim ama takip eden arkadaşlardan özellikle dinledim bunu. Ne yapıyor hoca diye. Şimdi hoca diyor ki o süreyi doldurmak için böyle Gökhan Tören'in onun bunun koluna girip hadi tamamla dedettirdiğini gördük diyor. O kadar çok eziyor ki, o kadar yükleme yapıyor ki. Şimdi bu takım ondan sonra 20. haftadan sonrasını da oynayabildi sezon içerisinde. Şimdi bu oyuncuların önemli. 6-7 tanesi sezon önü kampı yemedi Şenol Hoca ile beraber. Evet, geldi girdiler. Kendi takımlarına idman yapmışlar. Oynuyorlar. Veriyor, alıyor, koşuyor falan. Ama şimdi lig, yükleme, kondisyon 20-21-22'den sonra ne olacağı önemli. Şunu söyleyip bitireyim. Ofansif anlamda ve kanat bekleri anlamda Beşiktaş çok başarılı bir transfer süreci geçirdi. Bireysel olarak baktığın zaman maliyet olarak çok önemli transferlere imza attı. Bardağın tolu tarafı, bardağın önemli bir boş kısmı var. Israrla takımın 2-3 yıldır stoperi yokken ve yola stoper alma parolasıyla çıkmışken transfer sürecine yine orayı o şekilde kapatmış olmak Atınç'ı bir kenara bırakır ki yine Şampiyonlar Ligi stoperi değildir. Bu da bardağın boş tarafı ve önemli bir boş tarafıdır. Bunu da ortaya koyup ağzına sağlık diyelim. Hızlandırılmıştır Fenerbahçe. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Atiba'yı belki stopere de görebiliriz. Yok ya abartmayın. Yani Gökhan İnder'e güvenip belirli maçlarda. Hayır. Olabilir. Ya Fenerbahçe ile ilgili konu şu. Fenerbahçe'de bütün haberler neyi söylüyor? İşte Dik Advokat'ın mesela bugün okudum. Doğruysa Dik Advokat bir haftadır Hollanda'daymış. Bu arada kendisi bütün analiz ekibiyle Hollanda'da çalışıp Fenerbahçe'nin geçtiğimiz seneki maçlarını çıkartıp yardımcıları çalıştırmış takımı. Az önce söylediğim şuydu. Fenerbahçe bu aradan yararlanacak. Fenerbahçe'nin bu aradan yararlanması için oyuncuların gitmemesi gerekirdi. İşte sırf Türk milli takımında 7 tane oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Türkiye milli takımında. Bunlara kondisyon yükleyemezsin. Çünkü Fenerbahçe'nin bir kondisyonu da yüklemesi gerekiyor. Fenerbahçe transferde ne yaptı? Musa Sow'u geri getirdi ve Lens'i aldı. Sağ ve sola hamle yaptı işte. Bu ikisi önemli katkılarda bulunurlar. Yani bu yani Musa Sow özellikle yani o 4-3-3 gibi oynayacaksa Fenerbahçe hatta hani 4-3-3 oynayacaktır yine bence büyük bir ihtimalle. Orayı halletti. Yani ön tarafı halletti Fenerbahçe. Burada asıl konu şu. Orta sahaya adam alamadı Fenerbahçe. Almadı. O noktada Alper'le Salih'in performansına bakılacak her şey ve işte şapkadan tavşan çıkartmasına Dik Advokat'ın. Benim hani hep söylediğim şey vardı ya Fenerbahçe'nin futbol aklı diye. İşte son dakikalarda ancak o kadar yetişebildiler. Bugün Slovakya maçını seyrederken bir anda kafama şöyle bir şey geldi. Ya Şikörtel'in yanında Durisa oynuyor. Trabzonspor aldı ve Trabzonspor da iyi bir oyuncu. Ciddi mali sıkıntılardan dolayı maliyetli oyuncular almayan bir Trabzonspor'du. Fenerbahçe Neustadler'i aldı. Şimdi okey. Mesela Kayer kırmızı kart gördü Fenerbahçe'de. Kayer olmadığı için Neustadler'in olması çok önemli. Bu noktada. Onu koyacak oraya Fenerbahçe. Peki. Ben de diyorum ki Şikörtel artı Durisa'yı da alabilirdi Fenerbahçe. Ve soldak oynayan oyuncu da hem soldak hem stoper de oynuyor Fransa'da. Slovakya'dan. Onu da alabilirdi. Ben böyle nüanslardan hep bahsediyorum. Yani sen o zaman istiyorsan Kayer'i de satabilirdin ve mali anlamda da kaynak yaratırdın. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle hani Hakim Ziyech transferinde Hakim Ajax'ı seçti. Ki şunu da söyleyeyim. Ajax bir oyuncuya 10 milyon euro bonservis veriyorsa o 50'lik oyuncudur. Son 5 dakika. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ben Fenerbahçe'nin şansa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O şans da şöyle var. Bursa Spor, Kasımpaşa ve Antep'le oynayacak Fenerbahçe. Yumuşak rakipler. Bu 3'ten 9 puan çıkarırsa oradan bir hava yakalayabilir. Ben Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeyim abi. Galatasaray iyi bir kadro kurdu. iyi gidiyor. Hiç konuşmaya gerek yok üstüne. Trabzonspor'u konuşalım abi. Kapatalım öyle. Programa başlamadan önce Twitter'dan Trabzonspor taraftarlarına sordum. Bu seneden beklentiniz nedir diye. Gelen tepkiler bence yönetim açısından son derece olumlu. Niye öyle diyorum? Çünkü şöyle genel hava hani 5, ilk 5, ilk 6 kabul edilebilir buluyor. Bu son derece sağlıklı. En azından Twitter Trabzonsporlarında bu böyle. Bunu topluma da yayılabiliyorsa. Burada bunu şöyle okumalı yönetim. Sen doğru işler yapmaya devam edersen yanlışlarınla beraber desteği görürsün. Yanlıştan kastın ne? Olmayabilir. Sağ kanadı
Olmadı. Top girmeyebilir yani. O başka. Ama sen doğru işler yaparsan. Şimdi Trabzonspor en azından bütçe disiplini anlamında doğru bir şey yaptı. Eksik bıraktı sağ kulvarı. Hem evet. sağ bek hem evet. sağ kanat ön anlamında. Bundan dolayı da eleştirildi. Çok da normal. Ben de eleştiririm. Bunu örnek olarak da şöyle bir şey söyledim. Şimdi Trabzonspor'un bu sene öngördüğü stoper muhtemelen Allah. Osman Spor'dan gelen ismini unuttum. Uğur Demir olur. Uğur. Ben söyleyeyim ki Uğur şampiyonluğa oynayan en azından bugünkü haliyle şampiyonluğa oynayan bir Trabzonspor stoper olamaz. Ama kimse şunu demiyor. Niye Uğur'un yerine stoper almadınız demiyor. Niye? Çünkü şartları biliyor. Ama sağ bek ve sağ kanat elzemdi. Burada ilginç bir şey var. Geçen hafta burada Ersun Yanal'ın bu seferki Trabzonspor tecrübesinde sadece saha içini değil saha dışında yönetmeyi kafasına koyduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Mesela biliyorum ki Ersun Hoca'ya X, Y, Z Ersun Hoca şöyle diyor yönetime. Yani şu üçü olursa olur yoksa bu sene almayı verin. Sağ beki sonra alırız diyor. Bu şu demektir aynı zamanda. Bir taraftan da zaman kazanmaya çalışıyor. Eğer sen sağ kanadı ve sağ forveti de alıp verirsen o zaman ister istemez tabii. taraftarın beklentisi artacak. Al sana 11 tane adam aldılar hadi görelim. Oysa kolay bir şey değil. Değil. Dolayısıyla bu da mantıklı bir sosyoloji yönetme denemesi anlamında da Ersun Hoca'nın niyetli olduğunu çok görüyorum. Çok doğru bir şey bence. Mantıklı. Dolayısıyla Trabzonspor'un bu sene yapacağı şey bir taraftar sahada mücadele eden bir takım istiyor. İki, sezon bittiğinde elde var 5, 6, 7 varsa Trabzonspor başarılıdır diyoruz. Bitti mi? Gidiyor muyuz? Osman zaman kazanır. 3 dakika var abi. 3 dakika da var. Kovalar gibi söyledik cümleleri. 461 ile konuşursunuz. devre arası anladığım kadarıyla 1-2 takviye daha olacak. Ama ne olursa olsun biz ne kadar çekinceli konuşursak konuşalım. Taraftar ilerleme görmek ister. Yani 4 hafta sonra hala takım bir oyun biçimi bile ortaya koymamışsa bunu kabul ettiremez. Ne olursa olsun. Ne dersen de. Ama Trabzonspor'un önündeki yol haritası belli. Kim? Beşiktaş. 3 sene önce benzer problemlerle başladı. Aynı şekilde başladı. Ne yaptı? İlk sene 5 tane adamla başladı. İlk seneden yani geçen seneki Beşiktaş kadrosunda Samet Aybaba'yla başlanan sezondan 5 adam vardır tahmin ediyorum. Saymadım ama hadi aklıma gelen. Tam da böyle olur bu işler. 5, 7, 9, 11. 2008'de yapılanı ya da Beşiktaş'ı çıkaralım hani Trabzonspor kendinden örnek alsın. 2008'de yapılanın tekrarı bu. 2008'deki daha ziyade yerli oyuncularlaydı. Bu sene yerli zaten oyuncu yok kaldı ki almaya çalışsan çok pahalı. Yabancı sınırda kalkınca bunu daha çok yabancı ağırlıklı yaptılar. Önemlidir bu sene menajerler yönetmedi Trabzonspor'un transfer sürecini. Bence çok önemli bir şeydir. Scout. Sadece bir oyuncu zannediyorum menajer önerisi hocaya soruluyor, isteniyor. Bir tane oyuncu. Onun dışındaki tüm ekipler tüm oyuncular ekip tarafından takip edilerek alınmış. Önemlidir. Trabzonspor burada başarılı olursa diğer kulüplere örnek olması anlamında da çok önemlidir. Dolayısıyla Trabzonspor'un yaptığı iş sadece Trabzonspor'u değil bu anlamda doğru. Türk futbolunu ilgilendiren bir hamledir. Umarım başarılı olur. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Milli takımımıza yarın oynayacağı karşılaşmada başarılar diliyoruz. İnşallah istediğimiz bir sonuç gelir. Ben hepimizin şurada hani 0-0'a bile razı. Hani maç başladı 1. dakikadayken maçı bitirse razıyız diye düşünüyorum. Yani. Bütün ülke olarak öyle bir algı oldu. Ama şunu da unutmamamız lazım. Öyle ya da böyle takımın en önemli ayaklarından biri olan Sırnay'ı kaybetmiş bir Hırvatistan var. O akışkanlığı en azından kırabileceğimiz, o tecrübeyi belki de kırabileceğimiz bir imkan var elimizde. Diğer maçlarla ilgili de inşallah umudum var benim. Gruptaki diğer takımlarla ilgili. Sadece liderler çıkıyor falan. Aynen. Biraz daha zor. İkinciler playoff oynuyor falan. Evet, playoff. İşte öyle bir sıkıntı var. İnşallah iyi bir sonuç alırız yarın diyelim. Allah yardımcısı olsun milli takımımızın da. Dünya Kupası'na katılma primi bilen var mı diye sormuş aranızda. Var mı bu sefer? 1 milyon euro falan. Prim şöyle bir şey var abi. Fatih Hoca'nın da komik bir şey. Fatih Hoca'nın da. Şimdi özür dilerim ama arkadaşa söyleyeyim. Bitti. Bir cümle söyleyeyim. Oyuncuların prim konuşması nasıl ayıpsa bence bizim konuşmamız da ayıp. Tabii ki. Federasyonun parası varsa verir abi. Hayır federasyon vermiyor zaten. Parasını falan vermiyorlar bunlar yani. Federasyon vermiyor. Sen zaten Avrupa Şampiyonası'na katıldığın için UEFA sana bir ödül veriyor. Vesaire yani. Ya sen zaten primi oradan veriyorsun. Yani bizden ekstra çıkmış bir para. O işin egzecere edilen evet. abartılar. Bence Türkiye Dünya Kupası'na katılırsa bize de prim verilsin. Biz de o amaçla bakalım hayata. Hayır bize de prim verilsin. Biz de gidelim maçları yerinde izleyelim. Kaybedince abi. Biz de
sorumluluk sahibi oluyorsak oğlum, kaybedince primleri geri mi alıyorlar yani? Buradan giriyorsun alıcına. Giriyorsun saat geç oldu. Biz buradan gerçekten Fransa'ya Erdem Üstün kardeşim yazmış. Abi selam gönderdi. Selam göndereyim. Hiç yapmadığım bir şeydir ama Erdem bak sevindim. Keşap. Vizyon farkına bak. Ben Giresun alıcına adam Fransa'ya gönderdi. Görüyor musun? Ben de alıcına yana daha yakın hissettim. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. İnşallah önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa biz burada olacağız efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Eyvallah.